Yeşil Kaygun. ...25 yaşında, 5 yıllık evli. Haftanın en kıdemli gelini ev hanımı, memleketi ise Bursa. Ben gelinlerimi aldım geldim. Haftanın ikinci gününde neredeyiz güzel gelinlerim? Çağlayan köyündeyiz. Değil mi? Ay ne güzel bir köy değil mi burası? Evet, evet. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim, şaşıracaksınız. Ben bu köye daha önce geldim. Ne zaman? Vallahi yaz mıydı o dıstes, ne zamandı? Bak bu ağaçtan bir meyve yemiştik biz. Dut yemiştiniz aslında. Aa, yazdı ağacım, o zaman. Dut, evet, dut. Sen nereden biliyorsun? Aslında bir takipçi. Evet. Dut yemiştiniz diyor. Ay şimdi dutlar mutlar. Ay biz burada ekmek de pişirmiştik. Sizin için ekmek yaptım Aslı Hanım. Ah canım hep benim. Hep birlikte yiyelim diye. Çok tatlısın. Ay siz ne güzel. Tatlısınız. Teşekkür ederim. Aman sıça çıktı. Evet. Ay çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ah sağ canım olun. Hem bu şıklık. Hep birlikte yiyelim. Ay maşallahım var senin ya. Burası Nevra'nın evi. Aa, Nevra demişti ki biz aile apartmanımız burası demişti. Evet. İşte Nevra'nın evi girişti. Üst katta da akrabası vardı galiba. Abisi. Abi. Girmeyi anlatsın. Aslında her şeyi hatırlıyor. Ya muhteşemiz. O zaman geçelim mi biz ya? Bekletmeyelim Seçil'i daha fazla. Seçil. Hoş geldiniz. Ay hoş bulduk neler hayatım. Neler hazırlamış neler. Ay bu ne güzel balonlar böyle. Buyurun aşın gelin. Ay maşallah maşallah. Kim şişirdi bunları bu kadar uğraştı? Ay çok güzel değil mi kızlar? Evet. Ay şöyle ata ata gelelim. Balonları aman. Kalpliler de var. Kızlar yakalayın. Ay, çok güzel ya. Patlıya patlıya. Hoş geldiniz. Canım. Kırmızı balonlarla merdivenlerden girmek gerçekten çok romantikti. Balonları patlata patlata çıktık. Biraz öyle oldu. Nasıl? Beğendiniz mi eşimin sürprizini? Çok beğendim. Süper bir sürpriz evet, olmuş. Güzel olmuş. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Sırada ne var Seçil? Şimdi ben kızları salona alıyorum. Tamam. Sizinle birlikte terasa çıkıyoruz. Terasa? Evet. Bayılırım. Orada sürprizim var size. Paltonuz kalsın ama üşüyebilirsiniz. Tamam o zaman. Hadi içeri girelim. Hadi buyurun. Balonlarla karşılaması çok güzeldi ama bizi içeri buyur edip Aslı Hanım'la terasa çıkmaları hoş değildi. Bizimle de beraber çıkabilirdi ya da ilk önce bizi ağırlayıp ondan sonra Aslı Hanım'la çıkabilirdi. Ben kendimi saraya gelmiş gibi hissediyorum. Nazar etmeyin ne olur çalışın sizin de olur. Teşekkürler. Hayatım bu kaç para ya? TL civar bir şeydi. Ay! Tekli. Düşürmeyeyim. Zigonların var mı? Var Aslı Hanım. İhtiyaç duyulursa getireceğim. Yo bizim dizlerimiz sehpa niyetine oluyor. Seçil evine geldik ama sanki anneannesinin evine gelmişiz gibi. E bugün bu masamızı izninle güzel gelinim. Damatlar efendim eleştirsin. Yani şunu sarı renk olmasına gerek var mı? Masa güzel de şu muhabbeti anlayamadım ben pek. Yani şu ahu dudulu pastayı merak ettim. Mehmet Ali Bey mi yaptı? Yani öyle oturacak mı? Ama bir şeyler söyle. Yetiştiremedi de, öremedi de, ipimiz bitti de. Az sonra. Seçil gelinin günlük kullandığı salonunun yemek bölümünde klasik avantgard mobilyalar, oturma alanındaysa daha sade eşyalar tercih edilmiş. Gelinimizin misafir salonu klasik avantgard tarzdaki mobilyalarla dekore edilmiş. Mutfakta ise ağırlıklı olarak beyaza yer verilmesi epey ferah olmasını sağlamış. Burası da Seçil gelinin yatak odası. Odada oyma ve varak detaylarla klasik avantgard tarzın ihtişamı gözler önüne serilmiş. Gelinimizin evinde ayrıca etnik desenli minderler ve halılardan ibaret ahşap lambirili bir şark odası mevcut. Evet Aslı Hanım. Canım. Buyurun siz geçin isterseniz. Ay ne güzelmiş terasın. Evet. Ay bayıldım. Bizim köyümüzün manzarası bu şekilde. Ay çok güzel. Ne kadar şanslısın. Evet gerçekten bu yönden. Mis gibi bir doğa var şurada bakar mısınız? Çok şükür. Ay bakar mısınız? Ve vurmalarız.
kurularım. Aa, nane. Bunlar benim tamamen el emeklerim. Eşimle birlikte yaptık aslanım hepsini. Vallahi gerçekten. Helal olsun. Onlar Trabzon hurması. Yani Trabzon öyle hurması. Söyleyeyim. Evet biliyorum, evet. Biliyorum. Onları kuruttum. Tamam. Bunlar? Onlar nektari kurusu. Şeftali, nektarin gibi bir şey. Aynen. Bu erik mi? Bu da erik. Mürdüm eriği mi bu? Bu Angelico eriği. Angelico. Angelico. Ay çok havalı. Ay bunları ne güzel vallahi yapmışsın. Evet. Hangi, ne zaman yaptın kurumaya başladı? Bakayım mı tadına? Tabii ki bakabilirsiniz. Ha. Ya hepsini mevsimde toplanıyor ve dilim dilim yapıp bu şekilde kurutuyoruz. Terastan mı bırakıyorsun? Güneşte aynen mi, gölgede bildiğiniz mi? Bu şekilde yok, güneşte kuruyorlar. Yani gölgede kaldığı zaman rutubet yapıyor. Lezzetli. Nasıl olmuş? Öyle mi? Ay vallahi çok lezzetli. Şeftalden de tadın bence. Peki nerede saklıyorsun bunları sonra? Bunları difrizde saklıyorum. Yani bu şekilde çok fazla oluyor. Yani bu kadar değil. Çok kuruttun. Değil. Evet. Poşetleyip. Aynı bu şekilde. Poşetliyoruz, difrize koyuyoruz. Aynen öyle. Yapalım vallahi, biz de yapalım balkonlarda yazın. Evet çok basit. Yazın. Yani güneş gören her yer yapabilir bunu. Angelik. Çok güzel. Angelik miydi? Evet, Angelik. Şimdi bunlardan mı ikram edecektik evet, kahvenin yanında? Evet, kahvenin yanında böyle değişik doğal kendi yaptığım ürünlerden ikram etmek istedim. Salim de tadına bakayım. Bakalım hangisini beğeneceksiniz? Ay bu da çok güzel. Değişik bir tadı var. Aferin, eline sağlık. Hadi toplayalım teşekkür o zaman. Teşekkür ederim. Şunu ben size versem. Tabii dur. Ay. Şöyle hepsini keselim. Hı hı. Bunlar da çok güzel aslanım. Özellikle cevizle, içine ceviz koyduğunuz zaman harika bir şey oluyor. Eyvah eyvah. Harika bir atom oluyor. Bunları yani yemeye gerek yok vallahi. Kesinlikle. Ya. Ya bir de tamamen doğal. Bu arada bunların ben yapılış videosunu da çektim. Size evet gösterebiliriz isterseniz. Vallahi çok isterim. Arkadaşlar gösterirler. İzleyelim mi? Bayağı emek istiyor. Yani tamamen tek tek soyuyorsunuz, kaynatıyorsunuz. Bunu kaynatıyor musun? Tabii ki. Soyuldu, kaynatıldı. Soyuldu, kaynatıldı. Ondan sonra şoklama yapıyorsunuz. Buzlu suda ondan sonra asıyorsunuz. Hakikaten meşakkatliymiş. Hadi izleyelim o zaman. Hadi izleyelim. Evet arkadaşlar, cennet hurmalarımız böyle bakın hazırlanıyor. Şöyle iplere diziyoruz. Amine de oradan bakıyor. İlk baştan kabuklarını soyduk. Şimdi de ben mutfakta haşlayacağım bunları. Ondan sonra yukarıya terasa asacağız. Evet, ocakbaşı ekip de hazır. Burada kaynar suyum. Burada da buzlu suyum var. Kaynar suya atıp daha sonra şoklama yapacağım. Hemen şöyle alalım bir dizi ipimizi. Nerede bunun başı sonu? Şunu alayım mesela. Şöyle bakın 5'li 6'lı dizi ip kaynar suya atıyorum. Birazcık böyle duracak. Bir dakika yeterli olur. Daha sonrasından buzlu suya, daha sonrasından da terasa. Bunlardan da biliyor musun evet, nasıl oluyor? Evet. Vallahi ellerine sağlık. Aferin, ne maharetlisin ya. Teşekkür sen kaç doğumluydun? Ben 99 doğumluyum. 99 doğumlu. Ama çok seviyorum böyle şeylerle uğraşmayı. Aferin, kaç yaşında oluyorsun şimdi 99? 24 mi oluyor, 25 mi oluyor? Ay kaç yaşında evlendin? Bilemedim. Bari burada muhabbeti biz hemen bağlayalım. Yani ben erken evlendim, 18 yaşında evlendim. Ay çok küçük ya, nasıl verdi evet, annen, nasıl kıydı? Vallahi çok zor verdiler ama yaşında. Şimdi diyorlar ki iyi ki vermişiz ha. Yani. Kocan kaç yaşında? Kocam da 94'lü. Kaç yaşında oluyor? Bayağı büyükmüş. Ay yeter yeter tamam, size de kalsın. Ondan sonra kızlara az koydun demesinler Aslı Hanım. Doğru. Öyle yani bir risk onları, de var. Aynen. Şimdi aşağı inelim, aşağı inelim kahve yapalım. Evet. Ay ben de geleyim seninle. Tamam buyurun Aslı Hanım, siz hadi geçin. Geç geç önden tamam sen. Allah Allah. Seçi bizi salona yolladı ama Aslı Hanım'la nereye gittiler acaba? Bir sürprizleri varmış ama. Ne olabilir acaba? Evet, bayağı da gelmediler ama. Gelirler herhalde artık. Neyse biz o yokken salonu yorumlayalım bence. Aynen. Kızlar. Nasıl? Bu... Ben kendimi saraya gelmiş gibi hissediyorum. Evet, çok avantgard. Evin genel olarak böyle bir saray havası var. Evet. Evet. Mobilyalar böyle gold fazla yolunlu fazla. Evet. Bugün kendi beyaz saraydayız. Hayır, gold saray. Ama duvar kağıtları, şeyler hepsi çok hareketli. Evet, fazla fazla. Hatta şu duvar kağıt evet bence... Aynen, ikisi de başka. Yani çok boğuyor. Arkadaki de başka, evet, evet. Koltuğun desenini uydurmaya çalışmış. Uydurmuş yani ama boğmuş. Evet, fazla gelmiş. Neyse gelsin de kızlar. Aynen. Aynen. Yüzüne söyleriz. Ona söyleriz. Evet, geldik mutfağımıza. Şimdi kahvemizi yapacağız. Nasıl bir sunum olacak böyle? Aslı Hanım bakın. Yani wow, görüyorsunuz.
Çok güzel fincanları. Evet ya, ben de çok çeyizden mi? Yok, bunları sizin için özel aldım. Ay ya. Ama sizin için daha da güzel bir sunum hazırladım. Bakalım tamam, beğenecek misiniz? Ben kahvemi yapmaya başlayayım. Hadi hem yap bakalım. Seçil, bakıyorum da 5 yıl öncesine nazaran en büyük değişiklik mutfağında olmuş. Evet değil mi? Sen 5 yıl önce katılmıştın. Evet Aslı Hanım. Çok eleştiri almışsın bayağı galiba. Evet. Hepsini dinlemiş ama bak ne güzel olmuş mutfak. Çok ferah. Yani evet, ara fayanslarım hiçbir şekilde benim beğenilmedi o zaman. Ben öyle dedim mi ki hani değiştirmektense hiçbir kapladın sıkıntısı yoktu. Kapladın mı sen? Kapladım. Bu arada tezgahımı da kapladım. Aa! Bu siyahtı, ahşaba kapladım. Vallahi helal olsun. Ay vallahi bayıldım. Bu arada bayıldım. Videosu da var Aslı Hanım. Ciddi misin? Evet. Ay, hadi sonrası. Hadi onu da izleyelim. İzleyelim. Gerçekten çok iyi olmuş. Evet. Yani bir de çok temiz işçilik. Çünkü yani usta yaptı. Ama bak ustaya söyle, şuralarda bombe var. Ama niye biliyor musunuz Aslı Hanım? Benim alttaki nazar. Nazar değdi. Alttaki fayansım hareketliydi. Yani düz değildi. Düz olmadığı için de ister istemez hava kabarcıkları oldu. Ama usta zamanla oturur dedi. Hani yapışkanı gayet sağlam dedi. Vallahi o zaman yani bu kadar masraf yapmaya gerek yok kesinlikle değil mi? Şimdi kaça mal oluyor böyle bir şey? Şurayı kaplatmak, burayı kaplatmak. Yani metrekaresine göre değişiyor ama benim mutfağımda 1500 TL yetti. Bitti. 1500 TL yani fayans, tezgah. Aynen. Koca fayans, ara fayanslar kaplanmış. Kesinlikle. Ve çok da güzel olmuş. Bence tertemiz, mis gibi. Teşekkür ederim. Şunu bir açsam mı acaba? Ya. Aa, aferin. Tertipli kız ya. Vallahi bana gel gitti. Böyle bir tertip yok. Vallahi yok yani ben. Aşk uğraşmadığım olsun için. Aşk olsun. Ay canım, kibar kızım benim. Ay ne güzel çay bardakların. Çok severim ben de bu. Aa, buna bayıldım. Nereden aldın bunu? Bunları internet sitelerinden alıyorum. Aa, bu çok güzelmiş. Evet. Üfleme cam gibi değil mi? Temperli böyle diyorlar. Ha? Temperli. Temperli. Isıya dayanıklı diyorlar sözde. Oo, güzel güzel. Ay olmadı, onunla çay içeriz sonra. Olur, tabii ki seve bir bakayım. Seve. Herkesin açmam dolaplarını ama ben anladım tertiple bu gelin. Bak, ay çok güzel bunlar da. Teşekkür ederim. Seviyorsun fincanları. Çok, çok seviyorum çok yani. Ay çok güzel. Zaten kahve aşığıyım. Onlar bir arkadaşımın hediyesi. Yani ay çok güzel. Seviyorum çok böyle güzel sunum yapmayı. Mutfak. Gerçekten gayet tertipli, belli. Bak filli milli bir şeyler. Aman. Ay çok güzel ya. Bu arada kahvemiz oldu. Ben bunları da mı internetten aldın? Evet. Aynen. Aslı Hanım, Seçil'in mutfağında vakit geçirmenizi diğer gelinlerimiz kıskanabilir, benden söylemesi. Niye? Ay kıskansınlar, bırak dış ses, onlar da bu kadar uğraşsalardı o zaman. Haksız mıyım Aslı Hanım? Yok ya, yani işte bir söz var ben çok severim. Nazar etmeyin ne olur, çalışın sizin de olur. Yani hani bakarsan neydi, daha bakmazsan bakarsan daha bakmazsan yok. Bakarsan bakmazsan daha olur gibi. Evet. Özlü sözler. Her şey bakım istiyor. Gerçekten öyle. Ama bir şey söyleyeyim mi? Seviyorsun sen mutfağı. Seviyorum falan, ama belli. Kadının eli değdiği her şey güzelleşiyor. Gerçekten öyle. Ay vallahi yani, çok güzel. Bu şekilde benim hayalimdi. Öncekini ben de sevmiyordum. Ay canım benim. Gerekirse. Şu an çok içmesindi. Evet evet, çok ferah olmuş. Aslı Hanım, gelinlerimiz içeride yalnız kaldı. Epeydir buradasınız. Artık salona geçseniz mi acaba diyorum. Abi çok ses, kaldım değil mi ben gerçekten burada? Gerçekten sen de çok kıskançsın. Sana da yok yani. Aslı Hanım yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben diyor musunuz beni burada bırakın? Yani öteki kızların yanında kalmadım şimdi, ayıp olur tamam mı? Tamam. Bekletme. Neyse. Kızlar da merakta kalmasınlar. Tamam Aslı. Ben geçiyorum, sen kahveleri yap. Tamam. Getir. Bakın yani ona yardım edeyim desem ona da, o da eleştiri olacak. Şimdi bak, kızlar der ona böyle böyle yardım evet, bize etmedi. Evet, evet, en iyisi evet siz gidin oturun. Ay gideyim de şu bakın, bol köpüklü kahveyi evet istiyorum bak. Kesinlikle. Tamam. Sizde özel başka sunumum var aşk olsun. Aa, kahveleri aslanma yaptırıyor galiba. Bayağıdır gelmediler. Ay, ay tam sizi konuşuyordum. Evet. Dedikodu yaparken yakalandı. İnsan lafın üstüne ay gelirmiş. Güzel bir kahve yanı sunumları var sizin için. Terasına çıktım, gördüm inanılmaz güzel bir manzara var. Sizin için böyle güzel bir hazırlığı var. Bekliyorum. Sonra bir de mutfağına indik. Şöyle ben mutfağı bir teftiş ettim sizler için. Nasıl? Mutfakta böyle bir pırıl pırıl, tertemiz. Bir de dolaplarını açtım. Kendinden de belli. Dolaplarını açtım bak.
Kimse de sıra yapmadım ama ona yaptırmam. İyi yapmışsınız. Ben de çok fenayım. Bir kayınvalidelik yaptım. Ondan sonra ama her şey çok tertipli gözüküyor. Sunumda da bayağı bir iddialı. Bakalım ne olacak? Göreceğiz. Göreceğiz, göreceğiz. Siz ama galiba başladınız hemen yorumlaya. Evet, biraz. Biraz ufaktan. Evet, biraz böyle ufaktan. Nasıl buldunuz Sayden? Aslanım çok saraydaymışız gibi hissediyorum evet. Ben. Yapma ya. Evet. Salın şöyle. Salın bakayım. Tacım eksik. Kalk bakayım bir salın. Nasıl? Ay, nasıl evet taç istiyorum. Evet. Aa, taç getirmemiz lazım. Taç bulamayacağız artık idare. Sana gelirken getiririz takar gel gibi. Gel böyle. Evet. Kavuk. Kavuk gibi. Evet görelim. Kullanayım. Görelim bir yürü. Bunu mu kullanayım? Yürü. Yürü. Buyurun. Şöyle. Bu şekilde. Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten kendinizi böyle saraylarda gibi mi hissediyorsunuz avantgard mobilya olunca? Hayır ben hissetmiyorum. Ya, bana öyle geldi. Ben daha çok spor sevdiğim için her yerde gold gördüm. Yani ben spor seviyorum deme. Benim evim gayet de spordu. Onu da beğenmedim. Beğendiremiyoruz. Avantgard'ı beğendiremiyoruz. Ama ben mobilyana bir şey söylemedim. Evinin duvarlarına ama puanından da beğenmediği çıkıyor. Canım senin günün geçti. Evet. Şu an Seçil'in evindeyiz lütfen. Ama peş peşe geliyor. Seni de göreceğiz. Ertesi gün dersin bana bu puanı verdiyiz ama böyleydi diye. Bakalım göreceğiz. Seçil geliyor. Seçil. Geliyorum aslanım. Yani bugüne kadar bence böyle köpüklü kahve yapan olmamıştır ki bu böyle fincanlarda köpüklü kahve yapması çok zordur. Bu arada bunları da ben kendim yaptım. Dış ses. Tattın mı? Henüz tatmadım ama uzatırsan hemen tadarım. Buyurun. Bu incir döneri, bu da bizim yine buranın meşhur incirlerinden yapılıyor ve harika bir şey yani. Evet kızlar geldim. Biraz gel, geciktim gel. Ama kusura bakmayın. Şöyle şuradan başlayayım tamam, canım. Şimdilik şöyle bırakalım. Şöyle vereceğim. Devamını alıp hemen geliyorum. Tamam. Zigonların var mı? Var Aslı Hanım. İhtiyaç duyulursa getireceğim. Bence duyulurmuş gibi geldi bana. Evet. Tamam vereyim o zaman hemen. Yo bizim dizlerimiz sehpa niyetine oluyor. Bunlar çok konuşuyor ama kendi günlerinde. Güzel laf çaktın Neslihan. Yani birazcık. Yo diyor istedim. Dizimizi sehpa niyetine kullanırız. Sen zahmet etme Seçil yani, dedi. Bu şekilde duruyor zaten. Ay. Ben hiç kıpırdamadan durabilirim böyle. Ay, misafirliğe et. Geldim ama. Renkleri. Ama iş gördü bak. Görüyorsun şu an işi. Evet. Şöyle doğru. Hemen zigonunu da getirdim canım. Aman. Ha, canım hiç gerek yok. Şöyle. Ben orta sehpayı çekeriz diye düşünmüştüm. Evet, ama orta sehpa da maşallah hemen. Yavrum yemek masası gibi. Büyük böyle kallavi bir şey. Bel fıtığı oluruz vallahi maazallah bunu böyle çekerken. O yüzden biz şöyle sehpayı falan çekmeyelim değil mi? Böyle zigon işimizi görür herhalde. Ne oldu? Ne oldu? Kavuştu şey. Değişti. Değişik geldi. Ne geldi değişik? İnceli. Renkleri farklı. Bakayım. Tamamen gold olmalıydı bence. Evet şöyle kahvelerin devamını da getirdim kızlar. Ay yok artık onu da gold yapsaydı. Şöyle. Hemen başladınız bakıyorum kızlar yorumlara. Sen uçarak. Aslanım hemen gelen. Sizinkini de alıp geliyorum. Teşekkür ederim hayatım. İstersen sen şu sehpayı kullanabilir misin? Olur aslanım. Yani zor mu olur? Yok olmaz. Şöyle aslan. Ay sağ ol ablacığım koyalım. Teşekkür ederim. Kızlar da ben de bir tutulduk. Yani salonu fazlasıyla ağır, ağırlığın yerine her yer gold. Buyurun. Aslan yani. Daha güzel. Bu sizinki. Vay. Dün siz bana pembeyi vermiştiniz. Ben de bugün size böyle bir jest aslanım, yapmak istedim. Aslanım bence ben yine dizimi zigon sehpalara koydum. Yok yok koy. İsterseniz gerçekten çekebilirim. Bir şey söyleyeceğim. Koy bakayım. Almayacak. Olacak ya gönüller bir olsun tamam. Neslihan. Korkuyorum şimdi düşer dökülür bir şey olur. Bu sefer hiçbir şey olmaz. Ay bir şey çekelim mi? Kraliçe kahvesi benim gibi oldu. Benim için fark etmez. Yok yok bana olur. Ay vallahi çok mahcup oldum. Ama beğendiniz mi? Şimdi yalan mı söyleyeyim çok bayıldım ya. Çok güzel. Vallahi çok, evet, çok güzel. Hayatım bu kaç para ya? Tekli bu şekilde satılıyordu bu. 400 TL civar bir şeydi. Ay!
tekli. Düşürmeyeyim ha. Dikkat et. Canını sağ olsun. Evet, tekli. Yani bu. Burası tamamen doğal taş olduğu için. Bu. Onları epey uyguna aldım bence. 6 tanesini 200 TL'ye almış. Evet, onu uygun almış. Evet, aynen. Tabii yani o zamanlar yani. Onlar daha uygundu. Şu an uçtu fiyatları. Ay bardak da pembe. Ay böyle İğne oyası peçetelerim. İğne oyası peçeteler. Ay güzel sunum bak. Bu güzel. Çok güzel ama sizinkiler de şahane. Evet Asfiye. Yani nasıl bence, buldunuz kızlar? Çok şık. Yani bence. Çok güzel. Ben bayıldım. Beğendi. Aslanlama böyle daha bir özenli bir kahve sunumu getirmiş. Bize de daha özenli bir sunum getirebilirdi. Genel olarak beğendim ama daha özenli olabilirdi. Bardakların da muazzam. Ben sunumunu çok beğendim aslında. Ben de çok beğendim. Gerçekten bana çok hitap eden bir sunumdu. Öyle mi? Ben de fincanlarını çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Genel olarak kahve sunumu güzel ama su bardağın sade olsaydı güzel olabilir ama böyle de çok güzel. Şöyle sade. Sade mi olsaydı? Sade. Ha sade. Sade. Yani sade sağlamışlar. Ama ben peçetelerimi evet, uydurmaya çalıştım. Evet, onu fark ettim şu an. Evet. Hepinizin peçeteleriyle su şeylerimiz evet. aynı renk. Ama böyle de çok güzel sunumu. Fincanlarla doyuyor. Sahiden çok özenli bir sunum. Evet, özenmiş. Teşekkür ederim. Vallahi ellerine sağlık hayatım. Afiyet olsun aslanım. Ve bu güzel sunumun kahvelerini yudumladıktan sonra başlayalım mı? Başlayalım artık. Bakalım. Seçil Gelin'in salonu avantgard tarzda dekore edilmiş. Yarışmamıza 5 yıl önce de katılan gelinimiz salonunda birkaç değişiklik yapmış. Klasik avantgard tarzdaki oturma grubu oyma, varak ve damask detaylarıyla hayli gösterişli. Eskiden tavandan geçen koyu kahverengi kiriş ve devamındaki kolon beyaza boyanmış ve düz renk olan duvarda damask desenli duvar kağıdı kullanılmış. Eskiden koyu kahverengi olan televizyon ünitesi beyaza boyanmış. Ancak televizyonun arka duvarındaki taş duvar dekoru salonun tarzıyla maalesef çok alakasız. Gold çerçeveli aynalarla varak ve oyma detaylı konsol oturma grubuna çok yakışmış. Gelinimiz aslan ayaklı bir orta sehpa seçerek salonundaki ihtişamlı havayı devam ettirmiş. Son olarak ayna tablolu gold zigon sehpaların renk olarak doğru ancak metal ayakları nedeniyle yanlış bir seçim olduğunu belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Yani ben genel olarak beğenmedim. Ha senin evin, onda hiçbir sıkıntı yok ama iki tane duvar kağıdı kullanmışsın, mobilyan hareketli, gold, perdelerin hareketli, fonun mavi, koltukların mavi, koltuğunla duvar kağıdın aynı. Hep bir bütünlük, onda hiçbir sıkıntı yok. İşte ama önemli olan da bu ya zaten. Bütünlük. Bence değil. Hep bir ne? takım takımlıktan da geçtim de hani boğmuşsun odaya. Çok avantgard, her yer gold. Hani bir yerde bir sadeliği, hani koltuklarını böyle yapıp mobilyanın diğer kalanı daha sade olsaydı belki bu kadar yoğunluk olmazdı. Ya da bana hitap etmediği için bu kadar geliyor. Olabilir yani dün de gördük zaten. Aynen. Senin zevkine apayrı bir şey. Ama önemli olan sen de diyorsun ya uyum diye. Ama boğulmuş bak şimdi duvar. Ama uyumlu diyorsun. Bak evet birbirine uymuş. Deseniyle tamam. Hiçbir fark önemli yok. Olan bence o değil ama mi? Ama boğulmuş. Gerek evet, var. Mesela sadece şu duvar kağıdından o tarafı da olsaydı olmaz mıydı? Çelim, bence çok eski ya. Kalıyor bu salon artık. Senin daha önceki salonun da bu şekilde değil miydi? Evet. Yani hiçbir değişiklik yok şu an salonunda. Ya ama ne yapabilirdim? Yani bu mobilyalara ben ciddi rakamda para ödedim. Ve yaşımız geçtikçe mobilya değiştireceğiz diye bir kanun bence yok. Ne kadar çok verdiniz mesela? Ciddi rakam derken ne kadar aldınız mobilyaları acaba? Yani şöyle söyleyeyim. 5 yıl önce tüm mobilyamı 85 bine aldık. Ama şu an sadece bu sehpayı 85 bine alırsınız arkadaşlar. 85 bin. Evet. Yani şu evet, an gittim mağazaya şu sehpayı istiyorum dedin ne ödüyorsun? 85 ödersiniz aslında. O kadar, 85 rahat ödersiniz. O kadar tutumlu bir gelin değilsin öyle, bence. Öyle. Her şey çok pahalı. İyi bir gelin dediğin tutumlu olur. Bence her şeye çok fazla bir para ödenmiş, harcanmış. Biraz da eşini, ailesini düşünmesi gerekiyordu. Ama şu an daha ya mobilyanın darlık olmaz diyor yani. Yok hayır asla öyle bir şey demiyorum ama evime eğer içime sinmeyecek bir şey alıyorsam ve mutlu olmayacaksam da istersem trilyonlar vereyim ben o mobilyayı almam. İyi günler bak senin için çok güzel olabilir ama benim için bir karmaşıklık. 5 yıl önce bu kadar bir bütçe ayırıp bu mobilyaları alması ve üstüne bu kadar lüks olmasını anlayamadım. O zamanın parasıyla evet pahalı bir bütçeye sahip ev
Ama eşyalar tamamen el yapımı ve ağır mobilyalar. Şu anda fiyatlar 3 misli oldu bence. Bu şekilde yani bilmiyorum değer diye düşünüyorum. Halın çok güzel. Ne kadar aldın? Yani 2500 TL bir tanesi sanırım. Yani ama o zamana göre de pahalı gene. Evet. Ama ne bileyim yani hayır, halı çok güzel. Bak aynen, kullanırım. Anladım. Kendi evimde kullanırım. Ha. İşte bir şey söyleyeyim mi aslında? Dün söylemek istediğim halı buydu. Sen dün damask baskı dedin. Aynen. Evet. Hani gold kullanmazdım ben. Ama damask, hani gümüşün evet. Kullanabilirim. Evet bak bu benim için mantıklı bir şey. Hı. Evet. Bunu şey mesela yapmayacağım. Mesela bunun gümüşünü. Halı mantıklı, mantıksız olan ne? Ya şu duvar kağıtları, fonlar, perdesi fonlarda de hareketli. Fonlarda da bir hareket var sanki. Aynen. Desenli gibi. Evet duruyor. Ben de onu demek istedim. Düz değil. Sadece fonlarını değiştirebilirdin. Ya fon mesela, fona gelene kadar şu perdeyi belki düz yapsa olur. Rengini değiştirebilirdin. Bence fonların rengi uyuyor ama perdeleri daha düz bir tül, yani tülleri daha düz tercih edebilirdi. Ama hep fonları da düz olabilirdi. Evet, sanki fonlarda aynen. Da bir karmaşıklık var desen olarak. Fonlarda ha aynen kırçıl var. Aman! Aslan. Aslanım. Ben hediyeyi unuttum. Evet. Direkt dalacağım. Muhabbete daldık aslında. Ay ne fenasınız sizin. Yorumlar hiç bitmedi ya. Evet biraz öyle oldu. Biz bugün... Girer girmez. Hediyeni takdim edeyim bari olsun. Daha böyle şey oldu hani kahveler içildi falan. Öyle öyle. Ay canım olsun. Benim hediyeni de bir aç bakalım. Ablanın açayım. Hediyesini bir havamız hemen. Değişsin. Bakalım. Öyle bir. Ha. Bayağı da ağır yalnız aslında. Öyle öyle. Kendi gibi ağır hediye seçmiş vallahi sana. Evet gerçekten. Teşekkür ederiz. Aç bakalım. Açıyorum ya. Çok güzel. Ya. Bu arada hep sevdiğim tonlar. Evet. Turuncular. Evet. Goldlar. Şu. Evet. Değil mi? Çok uyumlu gerçekten oldu. Çok güzel bir pasta seti mi diyeyim, kahvaltı evet. Seti mi diyeyim. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok amaçlı. İşte gerçekten. Burada mesela süt, mısır, gevreği koyarsın. Aynen. Sabahları. Burada da sabahları işte evet. Kahvaltınıza devam edersiniz. Çok teşekkür ederim. Veya işte nasıl çok amaçlı tabaklar. Aynen. Artık. Çok sağ olun. İyi günlerde kullan hayatım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Böyle bir 6 kişilik takım hazırladım vallahi sana. Çok güzelmiş. İyi günlerde kullan güzelim benim. Çok sağ olun. Rica ederim. Sen hediyeni şöyle bir... Evet. Dış sese vereyim mi? Ver ver. O kenara kaldığını rica ederiz. Şöyle dış sese. Seçil evine geldik ama sanki anneannesinin anneannesinin evine gelmişiz gibi. Arkadaşım duvar kağıtlarını hadi anladık da peki tuğla desenli televizyonun arkasındaki duvar niye? Canım şöyle söyleyeyim. Ha. Buradaki duvar kağıtları normalde yoktu. Evet. Sadece tuğla desen vardı ve bu görmüş olduğunuz kolonlar kahverengi renkli. Yani duvar kağıdındaki taşta olan kahverengidendi bu kolonlar ve onu ünite. Onu iyi yapmışsın ama. Üniteleri boyattım, kolonları boyattım. Sonrasında da hani böyle gözüme çok bomboş geldi şu duvarlar. Daha sonrasından duvar kağıdı kaplattım. Kırmızı çiçek ne alaka? Yani çiçekler birbirine hiç uymamış. Ona gelerek. Özel bir günde falan mı geldi? Evet, dış çekimimde kullanmıştım Aslı Hanım. Yapay sanırım. Yapay, evet. Yapay. Hani o yüzden de orada sergiliyorum bilmiyorum hoşuma gidiyor. Sence olmuş mu hakikaten? Bu ben... maviliğin içinde. Şöyle bir şey var. Normalde orada da benim mavi vazom var. Diğerlerinin eşi ama onu kızım kırdı. O yüzden oraya ne koyabilirim, ne koyabilirim onu buldum yani. Bir uydurmadım. Evet ben de uydurmadım. Ama boş kalmasındansa dedim bu en azından bir burada dursun kalsın. Yani. Aynen. Yalnız evet. Onun uymaması bir şey fark evet. Ettiniz mi? Gelinimizin koltuk rengi göz rengiyle aynı. Evet. Göz rengine uygun koltuk seçen gelinimiz evet. Var yahu. Sırf bunun için mavi aldım. Anladım. Bir şey söyleyeceğim. Eşine birlikte mi seçtin mobilyaları? Evet. O da böyle avantgard mı seviyor? Sevmiyordu ama artık sevmeye başladı. Yani sevmiyordu demem. Ne gerek var diyordu. Var hani diyor. Bu kadar şeye evet, şatafata evet. Bilmem ne. Şatafatını mı buluyor? Tabii o çok rahatına ama düşkün. Alıştı. Çok rahatına düşkün. Yani bu yüzden... oda, bu salon... Misafir salonu. Evet, aynen. Tam anlamıyla klasik avantgard. Evet, evet. Tam klasik hakkını vermiş avantgard. O konuda. Hani işte sehpasıyla, halısıyla, perdesiyle, evet. Tülüyle. Ama şurada biraz katılıyorum. Hadi. Evet. Şurada namaz kullandın. Burada bunu kullandın ama bu tuğla ya aslanım son dediğim gibi spor kombin. Evet, kesinlikle oraya katılıyorum. Oraya belki farklı bir şey düşünürsün diyelim. Aynen. Buradan ne yapalım biliyor musun? Nereye gidelim? Gelinlerimizi böyle bir gönderelim, bir mutfağa gitsinler efendim, bir yatak evet. Odasına gitsinler. Böyle bir değişiklik olsun, bir hareketlenelim. Aynen. Neden? Çünkü bugün bol sürprizli bir gün sizi evet, bekliyor yalnız. Olacak. Bakalım oraları nasıl? Hadi. Bakalım, hadi gidelim. Dünkü gibi yine bu masa, bu mutfağın masası değil.
kıymetli. Bence de mutfak için yani 2000 liralık bir halı ama şu an piyasa böyle. Gereksiz mi? Sen halı fiyatlarına baktın mı? Kraliçe Elizabeth'in odası gibi olmuş. Aşkım bunlar yetmez mi? Tacın eksik. Bana neyse onu da kocama söylerim adı şu an. Evet. Köşelere iki tane vezir koysaydı sen gelirken kapıları açarlardı. Sana da kolaylık olurdu. Tavanı şöyle bir böyle atabiliriz. Bir kendini böyle bir şey yapmış. Yaptın mı? Az sonra. Seçil Gelin 5 yıl önce yapılan eleştirileri dikkate almış olacak ki mutfağı bu sefer çok ferah. Beyaz mutfak dolapları değişmezken gümüş rengi kulplar goldla değiştirilmiş. Kahve tonlarındaki ara fayanslar beyaz panellerle kaplanmış. Eskiden siyah olan tezgah ahşap görünümlü folyoyla kaplanarak mutfağa sıcaklık katılmış. Denizlik hizasındaki eski tip tüller yerine tam boy beyaz tüller kullanılmış. Gümüş rengi metal ayaklı masa ve gül desenli sandalyelerin yerine firkete ayaklı masa ve siyah metal sandalyeler tercih edilmiş. Son olarak püskül kenarlı 3 parça halının yerine tek bir halının kullanılması çok yerinde olmuş diyelim ve sözü ev sahibimize Seçil Gelin'e bırakalım. Kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yorumlarınız için sabırsızlanıyorum. Tamam, başlayacak mısın? Tabii ki, buyurun arkadaşım. Teşekkür ederim. Mutfağının genel havasını beğendim. Beyaz, sade, şık. Bence böyle daha güzel olmuş eski halinden. Tezgah mı? Evet. Fayans mı? Yani evet. İkisi de çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Hani sporluk katmış. Evet. Ama halını beğenmedim. Niye? Niye beğenmedim? Kendisi çok güzel. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama daha böyle oturma odasının gibi. Hani daha normal bir halı olabilirdi. Bir de yani bunlar, nasıl normalden kastım mesela? Hani böyle daha ince. Bu tam oturma odası gibi. Hani açık. Bir de bebeğin var. Ya aslında evet, onu söylemek istedim. Bebeğim olduğu için büyük bir tercih ettim. Aslında senin dediğin haldan burada vardı. İnce, kaydırmaz taban, yıkanılabilir falan. Benim de kalındı aslında. Onu demek istedim. Hani daha böyle koyu renk mi? Evet. Ben açık gitsin. Seviyorum. Evet. Vallahi açık seviyorum. Yok ben anneciğim. Şunlar çok güzel. Evet. Perdelerim mi? Evet. Ama buraya değil. Ama zaten burada kullanmıyorum aşkım. Ha bugün sadece yaptım. Sen nasıl masana ranı serdin? Ben de onu çok göstermek güzel. Istedim. Kendi başına çok güzel. Güzel olmuş onlar. Teşekkür ederim. Aynen ben onu çok güzel. Onlar annemin için masanı, masan örtü. Şu bu tarafta olsaydı daha mı hoş dururdu? Ocak o yanı. Biliyor musun vardı, iki tane vardı ondan. Yani evet. İki kanat olarak var. İki ama kanat olsa ki, daha güzel dururdu. Dedim, ocak yanı işte. Evet. Yok ben ona takılmadım. Olmaz diyecekler dedim ve tek kanat olarak serdim. Masa örtüyü çok güzel. Birbiriyle zaten uyumlu. Aynen evet. Evet. Sadece şunları beğenmedim. Sana olmamış çerçeveler. Ha. Çerçeveler olmamış. Onlar sana. İşte önceki fayanslarıma uyuyordu. Bu arada kızlar siz söylemeden ben söyleyeyim. Oradaki fayansıma yetmedi folyom. Yani şu kaplamam yetmedi. Evet. Metrekaresini yanlış ölçtüğüm için tekrar sipariş vereceğim. Ve oradaki ara fayansa da tekrar bunun aynısını yapacağım. O zaman da o tablolar gibi. Tablolar aynen, da bence oradan kaldı. Mutfağını anlayamadım. Bu kadar mobilyaya para vereceğini. Keşke biraz bütçenden kısıp da o folyalar yerine keşke oraları mermer döşeseydin ki yarım kalmazdı bir kısmı. Masaya da ben değinmek istiyorum. Çünkü gerçekten bu masa bence dünkü gibi yine bu masa, bu mutfağın masası değil. Çünkü ferahlık, açık, güzel, canlı candırıyor. Bu siyah burada çok uyumlu durmuyor yani. Hiçbir alakası yok. Gerçekten şöyle i̇şte baktığında... Dediğim gibi ben mutfağımı değiştirdim. Ben katılmıyorum sana. Şöyle, masa güzel ya ama spor tek mu? Tek başına şu, güzel. Yani. İşte spor bir masa yani. Bu mutfak bu, biraz hayır, daha mutfak şık, zaten. Sade şık, şık mı? Bir mutfak masası. Hayır bak şimdi. Mutfak masası kendi başına dediğin gibi çok güzel. Yani aynı yorumları birbirimize yapmak da istemiyorum ama klasik mi olmaya çalışmış, spor mu olmaya çalışmış bir yerde masa karışmış. Mı? Yok genel mutfak olarak mı? Mutfak. Aynen. Ama şu kısım benim için yani okey. Şöyle, yani şurasına at gitsin.
masa siyah ya. Önceden evet, benim siyah. Tezgahım da siyahtı. Ha, o zaman ay, o zaman bir uyum vardı. Şu an evet mutfakta siyah bir şey olmadığı için göze batıyor olabilir. Ben o kadar takıntılı değilim. Mesela ama şöyle yapabilirsin ben. Masanı değiştirmeyi düşünürsen ileride. Şu tezgahınla uyumlu. Evet. Evet. Benim şeyi sana hatta verelim masayı. Ben de sana bunu vereyim. Aynen. Bence de sizin değil değil ben senin arkandaki tamam, sarmışı gerçekten. Da çok beğendim. Ötekiler gibi yaprak yaprak değil. Aynen boruda. Bak, değişirseniz ondan sana da alacağım. Tamam, kavanozda kaldır. Tamam. Tamam. Kaldıracağım. Ha benim genel halının fiyatını sormak istiyorum ben. Halımı yine bu program için aldım ve yeni aldım. 2000 TL'ye aldım arkadaşlar. Bak anca oturma odasına sevilir bu. Hem parası hem şey şekli. Bence de mutfak için yani 2000 liralık bir halı. Ama şu an piyasa gereksiz. Böyle. Gereksiz mi? Sen halı fiyatlarına baktın mı? Ya şu an yani bu halıyı almana tamam, gerek yok. Bu halıyı buraya almana gerek yoktu. Masa yani 2-3 yıl oluyor 500 lira falandı. 500 TL falandı. Güzel. Evet. Öyle kızlar bittiyse yorumlarınız tamam. Ben direkt yatak odasındaki kızlara yetişeyim. Tamam, onlar da çıkmadan hep tamamdır. Birlikte çıkalım. Buyurun. Seçilciğim ben seni gerçekten anlayamıyorum. Senin de kafan karışmış. Avangarda mı gitsem, spora mı kaçsam? Senin de kafan karışık bence. Seçil Gelin'in yatak odası da salonu gibi avantgard tarzda dekore edilmiş. Varak detaylı, kapitone dikişli, aplikli yatak başlığı epey gösterişli bir model. Kendinden desenli beyaz saten yatak örtüsü tarz olarak odaya uygun ancak renk bakımından biraz çiğ duruyor. Oymalı ve kalem işi süslemeli klasik avantgard gardırop el işçiliğinin şahane bir örneği. Aynı şekilde şifonyerde de el işçiliği gerektiren ince detaylar mevcut. Damask desenli tüller ve mavi fon perde odanın tarzına uygun. Seçil Gelin önceki programda duvarına yapılan eleştirileri dikkate almış olmalı ki bu sefer desenli bir duvar kağıdıyla karşılaşıyoruz. Ama zaten mobilyaları hareketli. Keşke sade bir duvar kağıdı tercih etseydi diyelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Sümeyye sence de Kraliçe Elizabeth'in odası gibi değil mi? Evet ya oraya mı geldik, Seçil'in yatak odasına mı geldik bilemedim. Evet. Perdesini de çok özensiz buldum ben. Buralarda ipleri falan var. Evet, perdesi biraz yatak odasına uyumsuz olmuş sanki. Belki de ilk evlendiği şurada zaman aldı. Şurada da bir lekesi aldı. Var ama yıkamadı herhalde. Ay evet, Seçil arkadaşımız gelince gösterelim, onu da dikkat etsin. Belki de peteğinden aktı. Bir de şu apliklerin lambası yanmıyor, diğerinin yanıyor, bu yanmıyor. Dikkat etmemiş buna da. Patladı herhalde. Belki de. Ay kızlar vallahi bir susmadınız, mutfağa kadar geldi sesiniz ya. Evet, hoş geldin arkadaşım. Yüzme yüzme söyleyin. Söyleyelim tabii ki tabii, de. Buyurun, hoş geldiniz bu arada. Seni taçla bekliyorduk buraya. Niye? Kraliçe Elizabeth'in odası gibi olmuş. Aşkım bunlar yetmez mi? Tacın eksik. Bana neyse onu da kocama falan. Söylerim az inşallah. Evet. Şu çiçeği evet. Bağdaştıramadım orada. Neden orada duruyor? Yani kocaman odada ona mı takıldın? Evet, ona takıldım. Normalde orada benim bir tane de mor aynam vardı. Yani çiçekle aynı tonlarda. Ama aynayı kaldırdım. Hani her yer aynı, oradaki aynı ne alaka demeyin diye. Ama çiçek de çeyizimden olduğu için hani bu odaya bir renk kattığını düşünüyorum. Açıkçası uyum da sağladığını düşünüyorum. Bak altına bakarsanız zaten o da goldlu. Sadece rengine takılmayın bence. Çünkü şeylerim de... Siz söyleyin, çeyizlerim de aynı renklerde, tonlarda ve uyum sağladığını düşünüyorum açıkçası. Ben yatak odasına yakıştıramadım o çiçeği. Nerede olmalıydı? Salonunda kullanabilirdin. Salonumda da her yerde çiçek var. Yani orası olmamış. Neyse sana hediye ederim, sen evinde kullanırsın tabii. O zaman. Ben perdelerini değmek istiyorum. Tamam. Galiba buna eve ilk taşındığın zaman aldığın perdelerin. Ya aynen, çeyizlik perdelerim evet. Şu zamanların burada solan düz perdelerden alsaydın odana daha uyumlu olabilirdi. Çünkü mobilen zaten ağır, hareketli olduğu için perdelerin de biraz ağır. Bir de işçiliği biraz özensiz, buralarında ipleri kalmış. Bir de şunu söylemek istiyorum, perdende leke evet, vardı. O asla çıkmıyor gerçekten, petekten akıyor. Evet, petekten akıyor. Evet. Keşke kısa perde tercih etseydin. Aynen kısa, güneşliğin kısa ya, perdende kısa olsaydı evet. Daha hoş durabilirdi. Senin için kötü olmuş. Bir de apliklerindeki lambalar, ampuller yan... Ampuller değil. Aslında ben bunları siz gelmeden önce taktım. Evet. Oraya da taktım, buraya da taktım ama buradakiler yanmadı. Yani ampullerden kaynaklı değil. Büyük ihtimal elektrik tesisatında bir sıkıntı var. Aslında orayı da yakmadım. Büyük ihtimal siz yaktınız. Hayır, biz ellemedik. Yok, biz iftira atıyorsun bize şu an. İftira atmıyorum evet. Canım. Yani şakalaşıyoruz burada. İftira demeyelim de. Yani oradakileri de çıkarsaydım olurdu. Ama gerçekten evet, hani buraya da taktım. Ama tesisatta bir sıkıntı var. Büyük ihtimal yanmadı.
Perdeme gelecek olursak evet hareketli olduğuna katılıyorum. Yani o zamanlar bunlar modaydı. Evet. Şu an ben de gerçekten sadelikten yanayım. Hani sadelikten yanayım değil mi? Bu kadar hareketli tercih etmezdim. İşçiliği de benimle alakalı olan bir durum değil. Lekeye gelecek olursam da orası ne yaptıysam çıkmadı. Ama iplerini kesebilirdin kendin. Tek bunları nasıl keseyim ben? Keşke ilk taktırdığın zaman dikkat etseydin. Ama bu şekilde değildi. Zamanla bunlar yıkaya yıkaya atıyor. Olabilir. Yani ben yeni gelin değilim. 5 yıllık evet, evliyim. İster istemez yıpranıyor yani. Zaten mutfağımda da yatak odamda, oturma odamda da gördüğünüz gibi oraları da düz tercih ettim. Zamanla bunu da değiştirip tabii ki dümdüz bir tül perde almayı ben de isterim. Perdenin fiyatı ne kadar peki fonlarla beraber? Yani herhalde 3-4 bin civarıydı. Yani 5 yıl sadece önce. Sadece burası. Büyük ihtimal fonlar, arka perde. Evet pahalı o zaman. Evet, çok yani yanlış da hatırlıyor kadar. Olabilirim ama o civardaydı yani. Genel mobilyanın dolabı bana han kapılarını anımsattı. Açılsız ama. Evet. Yani bilmiyorum ya ben çok seviyorum. Zaten hani gördünüz, anladınız az buçuk. Onları da çok seviyorum ve bu dolaplar tamamen el işçiliği arkadaşlar. O gördüğünüz boyamalar han kapılarında olur ya el boyamaları. Aslında onları anımsatıyor. Evet anımsatıyor. Ama, bilmiyorum ya ben çok seviyorum yani gerçekten seviyorum. Köşelere iki tane vezir koysaydın sen giyinirken kapıları açarlardı. Senin adı kolaylık canım, olurdu. O kadar ne bileyim yapmadım ya. Ya da başka bir dünyaya açılıyormuş gibi girelim. Keşke. Peki duvar kağıdı sence de fazla olmamış mı odana? Bence olmamış. Çok hareketli. Çünkü şöyle, geçen sefer de ben mesela duvar konusunda bayağı eleştirildim. Bu taraf gibi düzdü o tarafta. Ve dediler ki hani çok dümdüz, duvarlarda hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Ben de dedim ne yapabilirim? Ve duvarıma, hani mobilyama vesaire uydurmak için de bu şekilde baskı bir duvar kağıdı. Mobilyan çok hareketli. Mobilyanın fiyatına kadar. Bence orası düz dursaydı daha güzel olurdu. Yani kızlar tahmini burası hani dolap, tuvalet aynam, gardırobum 30.000 TL civarı. 4 sene, 5 sene önceye kadar pahalı ama el işçiliği de diyorsan evet, o zaman normaldir fiyatı. Halıların fiyatı ne kadar? Halılarım da zaten burada 2 tane kullandım. Yani bunların fiyatı da 2 tanesi 2000 TL. Ben yatak örtüne değinmek istiyorum. Tabii. Yatak örtün çeyizden sanırım. Evet. Kendi başına çok güzel. Burada dantelleri falan var. Evet. Buraya uymamış gibi. Daha ağır renginden bir şey. Dolayı. Daha ağır bir şey de olabilirdi. Sen şimdi bunu beğenmedin mi canım? Kendi başına güzel buraya uymamış. Tamam o zaman uydurduğun diğer pike takımlarıma bakalım ve hangisi uyuyor sen seç onu serelim. Tamam arkadaşım gidelim. Hadi bakalım. Çizim. Hadi gidelim. 5 yıllık evli Seçil gelinin çeyizi hayli fazla. Gelinimizin annesinin el emeği gölge işi pullu salon takımı. Tığ işi oyalı beyaz yazma. Lacivert rengiyle dikkat çeken iğne oyası mevlüt örtüsü. Pembe çiçeklerin güzelliğiyle el nakışı örtü. Kırmızı ve siyahın uyumlu birlikteliğiyle el nakışı örtü. Tek tek işlenen nakışlarıyla emek kokan etamin masa örtüsü. Bursa'nın meşhur krep kumaşından oyalı yazma. Eşsiz güzelliğiyle tel kırma örtü. Kaneviçeyle süslenmiş karyola eteği. Dokuma kumaş üzerine elde işlenerek sanat eserine dönüşen örtü. Sade ve zarif rengiyle dantel masa örtüsü gelinimizin çeyizinden el emeği parçalar. 5 yıllık gelinimiz Seçil gelinin çeyizlerini serdik. Vallahi yine dop dolu bir çeyizle karşı karşıyayız. Ne diyorsunuz hanımlar? Bana var ya favori, en özel parçalarını göster Seçil. Aslanım benim için ilk etapta hepsi çok güzel, bence çok özel. Bence ama ben şu işlerimi gerçekten çok seviyorum. Gölge işi. Gölge işi. Bursa da çok meşhur zaten. Evet. Bu peki nereye de kullanılıyor? Salonumda kullanmayı tercih ediyorum. İşte masa örtüsü olarak bunlar mesela peçete olarak vitrinimde kullanıyorum. Bunu kim yaptı bir tane? Bunu annem yaptı aslında. İğne oyasını da gölge yapılması işinde. Zor değil mi bunun? Zor, kasnakta işleniyor. Oo, baksanıza. Yani hakikaten öyle. Ay bir de sizin bu taçlarınıza bayılıyorum ben ya. Aslan. Benim tam üstüme göre aslan. Gel şöyle takalım. Bir kullanalım mı? Bak. Evet, bak ne güzel oldu. Evet. Sahiden de çok uyudu. Şu an kalsın bence. Sende de bayağı
güzel. Böyle el işleri var. Anteller var. Evet, anteller var canım. Burada peçeteler var. Bakmak ister misiniz? Bakayım hayatım. Evet, hep birlikte bakalım. Son zamanda popüler olan kahvelerin sunum altına sunum peçeteleri. Ay çok güzel. Evet, sen mi yaptın bunu yoksa? Yok aslanım, bunları yaptırdım. Aa bakın. Bunlar çıt çıtlı, evet. Çıt çıtlı açabilir miyim? Tabii ki. Tabii. Bak şimdi çıt çıtı açıyorsun. At, bir şey döküldüğü zaman yıkıyorsun, evet. Evet çok güzelmiş. Sonra çok tak kullanışlı. Yıkadın, ütüledin, kolaladın. Aynen. Çıt çıtı takıyorsun. Evet çok kullanışlı. Evet, mis gibi. Sümeyye'cim. Seç beğen al canım, her yer pike, istemediğin kadar var, yatağıma hangisi uyuyor? Söyle bakalım, o serdiğimden başka. Evet arkadaşım, hepsi çok güzel, güle güle kullan. Yatak odana bu uyumlu olabilir renginden dolayı. Peki pudra pembesi olur mu? Pudra pembesi de olabilir. Olmaz mı? Bence krandaç beyaz. Evet. Ama onda da kaneviçe var. Ve bu sefer de o renkleri bağdaştıramayacak. Bakayım onun kaneviçesine. Bu mu aslanım? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet, doğru vallahi kaneviçe var. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Aa kaneviçe bozdu mu işi şimdi? Bozdu aslanım. Yapma ya. Tüh bak o mu battı? Bunu niye kınaviçe yaptı? Mesela bu sade olsaydı olmaz aslanım mıydı? İşte bunlar eskiden kalma ya, böyle sardırıyorlar, değerlendiriyorlar. Güzel, güzel, çok güzel Allah bunlar için. Bunlar da çok güzel aslında. Onları ben yaptım aslında. Yok artık. Gerçekten ben yaptım. Gerçekten bu çok hoşuma gitti. Ay onlar, yoksa masada evet. Bunu bize sunacaksın. Bakalım. Böyle bir şey mi olacak? Bu da kaneviçe. Bunların hem iğne oyasını hem de kaneviçesini ben yaptım. Vallahi yani çizimin en güzel parçalarından bir tanesi. Ellerine sağlık. Kumaşı çok hoş. Bu da masajcım. Şurada bir tablo mu var? Bunu kim yaptı? Bunu annem yaptı. El işçiliği. Evet, tamamen el işçiliği. Hatta iki tane var diye. Şurada kafasından böyle çizdi. Makineden nakış olarak, makine nakışı olarak yaptı. Çok güzel. Bunlar da çok güzel. İğne oyaları. Bak. Evet, iğne oyaları. Vagonite işi diyorlar. Vagonite. Vagonite. Evet. Ne bu demek vagonite? Bu demek. Bu demek. Bu demek. Dur bir başına görelim. Güzel. Tamam. Şöyle. Ay bunu özel bir günde mi kullandın? Evet. Ne yaptın bu? Bunu bebeğimin mevlüdünde kullandım. Çok özel, belli. Yani çok seviyorum. Dur, buna ne diyorlar? O iğne oyasının, bu kayınvalidemden hediye. Bunun da ortası bu şekilde işli. Yani. Ay çok güzel. Bu da çok şık. Evet, bunu da çok seviyorum. Bende de var onda. Öyle mi? Benimki de. Yalnız şu yeleklere bakın, yeleklere. Bir de ben lacivert kutu bayılıyorum. Şurada Esbab'ı verebilir misin? Neyi? Esbab. Evet, Esbab. Ay Esbab'ı da biliyor. Çok güzel. Aslanım o şarları yeni düştüm. Jenerasyon, üstümdeki eski jenerasyon yani. Şu an böyle bir renk bulmak veya giymek her baba yiğidin harcı değil bence. Sen burayı giyiyor musun? Tabii ki de giymiyorum. Niye? Bu aslanım nenemin annesinin ceketiymiş. Aynen, önceden bunlar tamamen elde dikiliyormuş. Hani dikişleri atmasın diye tekrar makine dikişi yapmışlar üstten. Ve bak, yok yani bence. Ben sana bir şey söyleyeyim, bu acayip şık bir şey. Evet, bak de. Bunun düğmesi kırılmış. Düğmeyi evet, değiştir. Bir de burada böyle bir renkte sandık bir sıkıntı lekesi var. Buralara böyle bir aplikler bir şeyler. Evet, kaneviçe ya da neyse yani. Ya bir şey yapılır buraya, tamam mı? Yine oyası. Ay çok çok sizin güzel bak. Kolumuzdakiler gibi detaylar. Ha, benim kolumdakiler evet, evet, dediği aynen, gibi. Olabilir. Veya hani şuradaki parçalar gibi. Evet. Anladın evet, mı? Evet. Bir şey yap. Yeleklere de bakın. Çok beğendim. Ben bunları da çok beğendim. Evet. Bu deseni yeleklerde çok görüyoruz ama evet. Buton, pembe, gri ve krem rengini bir ama arada kullanmış. Bütün yelekleri burada bakın. Ne çok yelek var ama çok normal. Tonları. Çünkü o kadar soğuk ki dışarısı. Bursa soğuk oluyor çıkart genelde. Çıkart o yelekleri. Yeleklere gelinceye kadar şu yastık minder büyük bir şey var. Vereyim mi aslanım? Bilecek misin? Onda da kaneviçe var galiba evet. Aslanım. Hadi gösterelim onu da. Ay yer minderi evet, bu böyle. Aslanım. Bunlar bende renk renk. Bir düzine var. Hmm. Bunlar da annemin anneannesinden kalma bir işmiş. Kırlentliymiş normalde. Ben de değerlendirmek için kırlent kullanılmıyor dedim. Şey büyük minder yapalım. Allah buna koyalım. Abi. Bir şey söyleyeyim, böyle parçalar diyelim. Böyle düz ketenden evet. Minderler alıp. Bunları koyabilirsiniz mesela. Bunlardan şunu koy. Kırlent de olabilirdi aslında. Ama kırlent kullanılmıyor ya. Şimdi misafir ya da geldiğinde. Dantel kullanmıyorsunuz. Aynen. Mesela arkasını çevirelim. Mesela evet. Bunu koy. Aynen. Evet. Bak ne kadar havası değişti. Evet. Veya işte evet. Bunu. Ay çok güzel bir fikir. Tebrik ediyorum. Ya da böyle evet, üçgen şeklinde falan. Evet. Sen değişik evet, şeyler güzel. Ya yeter ki isteyelim. Evet. Aynen. Öyle değil mi? Hah. Her şey mümkün. Ay yeleklerin güzelliğine bak, giysene üstüne. Kızlar üşütmeyin giyin. Sıcacık. Kıyafetime doydum. Ya evet. Bu da çok güzel. Bakar mısın önde yazmalar yazmış evet, diyorsunuz. Aynen. Ben geçirdim bir. Çok güzel oldu. Yelekler da güzel. Ben de şunu giyeyim. Vallahi her şey çok güzel. Biz gerçekten onlar hesap işi. Ne işte? Hesap işi. Şu mu? Evet.
Hesap işi. Üstü de iğne oya. Hesap işi, kitap işi. Evet. Aslanım ben size söylemiştim. Köy çeyizi, Bursa çeyizi nasıl olur göstereceğim diye. Sizce gösterebilmiş miyim? Benden sonra gösterdi. Bence beni bekleyin. İğne oyasında ben iddialıyım. İğne oyasında. Evet. Ama bende de var. Bende de var ama. Bende de var ama iğne oyasında daha iddialıyım ben. Göreceğiz. Beni, göreceksiniz oyalarımı. Ben Bursa gelini değilim aslında. Doğma büyüme Bursalıyım ama evet. Benim bu kadar çeyizim olmasa da bunları temsil edebilecek bir çeyizim güçlü var. Güçlü bir çeyiz yani. Var diyorsun. Evet. Ay dur şuna da bakayım bir şey söyleyeyim gerçekten. Buraya biz böyle gelelim sabahtan akşama kadar bu çeyizde bak bitmez. Şurada da yastıklar var Aslı Hanım. Ay evet. Bak, Sezar'ın hakkını Sezar'a veriyor muyuz? Veririz. Çeyizi gayet güzeldi. Seviyor da, anlıyor da çeyizden. Her şeye bir yorumu var. Ama benimki kadar iddialı değildi. Peki o zaman size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Evet. Daha fazla bekletmek istemiyorum ya. Çok güzel bir sürprizim var ama var. Ya. Gerçekten. Bakalım ne? Çok merak ettik. Sen bizi böyle balonlarla karşılarsın da. Aslı Hüner sürpriz yapmaz mı? Yapar. Yapar bence. Ağzından bal damladı. Vallahi güzel gelinim. Hadi o zaman sürprize geçiyoruz. Hadi geçelim. Hadi bakalım. Hadi buyurun. Seçil Gelin'in sunum masası Bursa'ya ait lezzetlerle ön plana çıkıyor. Orman meyveli cheesecake, rula börek, cevizli lokum, süt helvası, yumurta dolması, elmalı tart, üç renkli börek, içli köfte, patates salatası, meyveli tart kek, masadaki lezzetlerden bazıları. Ben gelinlerime sürpriz yapmaz mıyım yahu? İşte damatlar, işte bu güzel masamız. Bugünü hep birlikte geçirin istedim. Yani çok teşekkür ediyorum damatlarıma kocaman alkış. Beni kırmadılar. Geldiler. Eşleriniz de eli boş gelmemiş hani. İzninizle evet. Ben eşime bunu takdim edebilir miyim? Tabii ne demek. Teşekkür ederim. Bir ara öpersin. Hala bir ara. Ya hadi öpeyim. Hadi seni öpeyim. Buradan seni öp, buradan da damat olsun. Oh, güzel oldu. Ben de size sarılayım şöyle. Ay vallahi bugün benden mutlusu yok. Savaşçığım. Canım benim, ben de kocacığım seni öpüyorum. Yani burada olmayabilirsin ama şuradasın. Sıkıntı yok. Kalbimdesin. Evet. Ben de takdim ediyorum. Aa, ne demek. Bizimlesiniz. Ay orkide getirmiş. Teşekkür ederim. Maşallah. Benim eşim hani çiçek getirmemiş, hediye de almamış. Ama onun işten izin alıp buraya gelmesi bile benim için büyük bir hediye. Wow. O yüzden hep erkekler alacak diye bir şey de yok zaten. Ben eşime gülleri dökmek istiyorum izninizle. Bir değişiklik olsun. Buyur ne yapacaksın değişikliği görelim. Bilmem ben sizi maşallah ya. Maşallah size. Ay çok ne güzel bir jest değil mi? Ne hissediyorsun? Saçındaki çiçeği al çocuğun. Kardeşim adın neydi? Serdar. Serdar'cığım nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Hanımın Serdar. Başından aşağı çiçekler döktü valla. Herkese nasip olmaz bence olmaz bu ya. Olmaz bence. Kıymetini bilsin eşin. Ay Çetin de geldi beni kırmadı. Dün altını kazanamadı ama olsundu. Sağlık olsun. Eşim benim canım ciğerim. Evet. Bunu çok seviyorum. Dün söylemiştin. Ben kendim dökerim onu. Dökmesi de gerek. Ay süper. Ay çok tatlısınız ya maşallah. Şu tarafa dönüyorum. Bizde sıra. Evet. Senin ismin neydi Ahmet'cim? Ahmet'cim sen nasıl bir sürpriz düşündün hanımın? Ben bir sürpriz yapmadım. Ben hayatımı ona adadığım için tamamen. Ay ne kadar güzel. Hediye mediye. Zaten benim her çiçeğim yanımda Aslı Hanım. Aferin. Bana yeter. Ay maşallah. Şimdi diyorum ki ben madem damatlarımız burada bir değişiklik yapalım. Hani hep diyorsunuz ya damat evi damat evi şöyle bir girizgahını yapalım diyorum ben. E bugün bu masamızı izninle güzel gelinim. İzninle güzel gelinim. Hep bana denk geldi aslında. Öyle damatlar efendim eleştirsin. Damadım benim can kardeşim de. Bu arada kardeşim kim biliyor musunuz? Nevra gelinin de abisi. O sebeple tanıyorum ve seviyorum önceden. Biliyorum ben. Ben de sizi çok seviyorum. Ay canım kardeşim benim. Sen de savun bakalım savunabiliyor musun? İşin gerçeği masayı ben kurdum zaten. Evet. İnanmıyorum. Yani eşim yardım etmek maksadıyla ben kurdum. Ben yani. Zaten dün eve çok geç geldim çekimden. Evet. Biliyorsunuz Aslı Hanım. Biliyoruz öyle. Çalışıyoruz. Yani. Çalışıyoruz. Çalışıyoruz biz. Evet. Ve eşin demek ki destek oldu. Evet. Hadi buyurun o zaman Serdar'cığım senden başlayalım. Serdar. Serdar ve eşi
Masamızı nasıl buldunuz? Çok güzel Aslan Hanım. Cevizli lokum ekmeği. Harika, severim yani. Çok mu seversin? Aynen. Ha. Mutlu hani... oldun onu görünce. Ama, evet. Bayağıdır yemiyordu galiba. Yapmıyor mu bu kız? Ne ye? Eşim beceremez ama anneanne çok iyi becerirdi yani. Eyvah. Hayda. Ay inanmıyorum. Kız bak, en kolay şey. Beceremiyor musun? Yapmıyor musun sen Sümeyye? Aslanım bilmiyorum ya. Sen bak adamın başından güller saç, adam sana ne dedi? Serdar sen aç kaldın. Ben kesin veren. Tadı da güzel. Çok seviyormuş, al tarifini bari. Evet. Alırım aslanım. Sana öğreteceğim bunu. Tamam, teşekkür ederim arkadaşım. Peki. Evet. Ben yiyorum. Ben mi? Evet. Tabii ki ya. Birlikte yapın işte. Aslanım ben arkadaşımızın tabak desenini ve rengini beğenmedim. Beğenmedim. Neden? Çünkü gotlara uymamış. Bu ne renk? Tabak ne renk? Bu bence kenarları gold ama desenleri gold rengi değil. Niye? Evet. Ten rengi gibi bir şey. Gold değil bence. Bunlar tabak aslanım. Yemek yiyoruz. Evet. Su içiyoruz, bardak içiyoruz. Kola yani. Bardak içiyoruz. Kola yani. Gümüş fark etmez yani, bu bizim yemek yediğimiz bir kesinlikle şey yani. Ondan mı ben de öyle yorum yaptım? Aşkım seninkiler kahvaltı şeyiydi yani. Neydi, ne fark eder, hepsinin üstünde yemek yiyoruz. Yok hayır. Fark etmez zaten kaşık. Aa, bana yok, kötü hayır. Dedi sen yani şunu, şey yapma. Sarı renk olmasına gerek var mı? Var tabii. Seninkiler bir uyum gümüş. Var en azından. Bunun 12 takımı yok mu? Yok. 12'li. Yok canım. Gümüş. Olmadığı tamam. İçinde bunları serdim. Ha, bir beyaz, bir altın. Evet, evet o böyle şekilde bir şey yaptım. Yoktu yani. Olsaydı, efe bugün kalabalığız. Aynen. Yani. Evet, bunu normalde yetiyordu tabii ki. Mehmet Ali kurduğu için evet. Gayet güzel yani. Teşekkür ederim. Bak erkek dayanışması. Erkek dayanışması olsun. Öyle mi? Evet. Yani senin için fark etmez diyorsun. Bu gümüş olmuş, yanına altın olmuş. Efendim bu falan filan olmuş. Yani bu... Bunu da sulu yemek yedin ya da bunda başka bir şey fark aslında, etmiyor mu yani? Bunlar fark etmez. Güler yüz dahi değil mi? Erkekler karnı mı? Güler yüz dahi değil mi? Niye eşime yükleniyorlar ki? Yani ama ben kurdum ya bu. Ama sen doğru olan kurmuşsun. Bu. Düzgün kurmuşsun yine yani, de. Yani yok beğenmedim. Bence Mehmet Ali senin için fark ediyor galiba. Evet çünkü. Ben düzeni çok severim. Düzen benim işim. Bravo. Sizde var mı düzen seven yani, bey? Benim eşim çok sever ama kendisi çok dağınık. Düzeni yapan benim yani. Peki sen nasıl buldun masayı? Masa güzel de şu muhabbeti anlayamadım ben pek yani. Onlar bardaklar düşmesin diye. Allah Allah. Çünkü yani. Boş ama olmasın. Evet bak al. İçine toz konmasın diye. Kesinlikle. Kola içerken. Toz gelmesin. Toz gelmesin diyor. Yalnız niye benimkinde yok? Ama hepsinde yok. Hepsinde yok yani evet. Onlar da çeyizimden ve 6 taneydi. O yüzden. Ha birine koydum birine. Bunlardan neden pek yok? Neyse of. Efendim? Bunlardan 6 taneydi. Sen öyle oturacaksın mı? Ama bir şeyler söyle. Yetiştiremedi de, öremedi de, ipimiz bitti de. Yani ip alamadım. Hiç beklemiyordum senden. Şimdi bunu buraya sen mi koydun damatcığım? Evet. Sen koy, anlatın. Eksik bırakmışsın üstünü. İşte yetiştiremedik. Olsun. Sen peki? Sen bugün zaten bayağı bir güzel masa hazırlamışsın, süslemişsin. Senin sayende galiba gelin hanımımız biraz daha avantajlı görüyorum ben ya. Evet, çok masa yani. Zaten benimle evli olduğu için zaten avantajlı. Çok da mütevazıyız. Yani gerçekten çok da ışıl ışıl. Evet, peki sizce bir uyum var mı masamızda? Ben masayı gayet uyumlu gördüm. Işıl ışıl, rengarenk. Göz alıyor yani. Senin için uyum nedir Gökalp? Evet. Ya uyum nedir? Mesela ben bütün masanın rengine bakıyorum, bir de şeylere bak, sunum tabakları benim için o. Evet. Yeterli. Yiyecekleri tabii daha tatmadım, ona bir yorum yapamam. Başarmışım tabii sen başarmışsın. Ben teşekkür yine ederim. Az önce dediğim gibi yani bu sana seçili bir artı sana. Senin sayende evet. Olacak bu artı değil zaten. Mi? Peki sen örtülerden girdin olaya. Evet. Sence bu peçete olmuş mu? Yani şu peçeteler olmuş ama olmuş şimdi mu? Oranın şeyi ha, ayrı, takım. Danteli ayrı, buranın danteli ayrı. Bravo, dantellerden yapılır. Yani ama. Siz hep takım yer. Aslanım, MR şey değil mi mutfak örtü şeylerini? Ben asla ayrı parçaları bütünleşmem yani. Bak burada nasıl? Üst mesela bu farklıysa bu farklı olmaz bizim evde. Öyle hepsi mi? Hepsi bir bizde. Evet. Sizde her şey takım evet. Olur. Tabii ki. Ben asla çetinlerde ayrı hiçbir ayrı şey fark falan. Etmiyor, her şey öyle olsunmuş. Evet. Ama bir saniye, kaç çeşit yaptı Seçil onu söylesin bir. Saymadım yani 13-14 çeşit. Tamam, 20.
23 çeşit yaptım. Tabağına göre yaptı seçildi şu an. Nasıl? Yani tabağıma göre yaptım. Sen de tabağına göre yaptın. Ben çeşit çıkarmaya baktım. Ama niye çeşit? Burada çeşit yarıştırmıyorum yarıştırıyoruz. Gibi. Yarıştırıyoruz. Her şey yarışıyor ya burada. Evet. Tamam ama Aslı Hanım benim canım. Gözüme hitap etmedikten sonra ben meze tabağında börek yemişim, sarma yemişim benim için bir yedin önemi mi? Yok. Yedin mi? Yedim. Eline sağlık. Ekmeklikte. Ekmeklikte salata yedik. Ekmeklikten kuskuslu salata yedik. Ben şurada bir cam görüyorum. Nerede? Nerede? Orada. Şurada. Bak orada şey. Şurada evet salata var üstünde. Hayır hayır onun yanındaki pastada. O cam değil yalnız. Ne o oradan, göremedim ondan. Gold tabak. O da mı gold be? Gold canım. O da mı gold? Gold. Yakalayamazsın. O da gold. Bütün masa gold yani. Ama Aslı Hanım şuradaki cam yani. Bunun bir gold'u yok. Aa, canım var. Onun devamı burada. Kelebekleri var. Onun devamı nerede? Onun devamı bakın komple set hepsi. Aslı Hanım hepsi tamdır. Yine Kraliçe Elizabeth masasındayız. Aynen. Yani bu köyde gold seviyorlar. Bak aynen. Ben size söyleyeyim. Gold severler. Altını çok severler. Değil mi efendim? Altını çok severler ya. Öyle mi diyorsun? Senin eklemek istediğin bir şey var mesela çeşitlerin uyumu. Uyum Aslan'ın da şu ahu dudulu pastayı merak ettim. Ben öyle mi yaptım? Bir ay, şey diyeyim mi? Neye işini evde aç bırakmış. Evet. Yapmam. Benim eşim önünden sonra 4 kilo aldı. Lütfen şu 4 kilo mu? Benimki 30 kilo aldı. Mesela de ki peçete fazlası neyle sileceğiz de yorum yap ya. Yok şey olarak diyorum Mehmet Ali Bey mi yaptı pastayı? Yani. Mehmet Ali kim yaptı bunu? Yani? Bunu bizim akrabalardan yaptı. Her şeyi ben düzenledim. Ben yapamadım diyor da. Yani öyle o kadar... Sen ne yaptın Mehmet Ali? Çay demledim. Hayır, gerçekten çay demlemedi. Genelde hayır, salçayı değil Aslı Hanım. Bakın çay demlemek olduğu için o direkt... Ben hayır, de çay dememiştirdim. Bütün evet, söyle. Karpuz kabuğu reçellerimizi, ondan şurada. Sonra burada balık biberi turşumuz var. Zeytinlerimizi eşimle birlikte kuruyoruz. Ne diyorsun ya? Yani turşumuzu kendimiz yapıyoruz. Vallahi yani gerçekten ikimiz birlikte yapıyoruz hepsini. O yüzden eşimin katkısı çok 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 çok, çok fazla. Peki sen ne yaptın? Ben ne yaptım? Sen ne yaptın peki? Bayağı Mehmet Ali yormuşsun. Aynen yoruldum. Peki sen ne yaptın? Ben Bursa lokumunu yaptım. Cevizli lokum. Evet. Yaparım. Sonra başka? Ondan sonra oradaki tart keki yaptım. Vav wow, o çilekli aynen. Falan evet, olan. Çilekli evet çilekli olan. Güzel havalı gözüküyor. Evet. Aynen Aslı Hanım. Üç renkli böreği bir de ben yaptım. Şu, aynen havuçlu. Geriye kalanları arkadaşlarım yaptı. Ailem yaptı. Ay süt helvası mı? Evet süt helvasını halam yaptı. Ay, çok güzel yapar. Çok güzel ya. Evet. Halanın kabı mı senin kabı? Yok o benim kabım. Bunun fiyatı ne kadar? Yani Aslı Hanım bir herhalde 1500 TL falan vardır. Ne? Bir tanesi? Evet vardır. Çok pahalı. Beyza gibi kahvaltılık mı koysaydım, 5-10 liralık porselen mi koysaydım? Canım 5-10 lira onlar da almış başına gidecek. Ben gene şey yaptım. Ben böyle ama lüzumsuz şeylere girmiyorum. Ama lüzumsuz değil ki. Bu sunum bak şıklık. Sen bir şey yani. Fazla baktın. Ya gerek yok ki bunlara abla. Gerek yok mu abla? Bence de ya. Ben... Mühim olan içindeki mi diyorsun? İçindeki duygusallık önemli. Lezzet. Ben sevgimi vermiyorum. Karnını doydum yeter. Bir dakika. Mehmet Ali kendisini müdafaa sen, etmek istiyor. Sen tat, benim orada aşkım var, sevgim var bakalım. Gör içindekini de gör, tat. Aşkın süt helvasındaki duyguyu bir aynen. Yaşa bakalım. Allah Allah. Yalnız bir şey söyleyeceğim, bu bildiğimiz ekmek ama sunumuna evet. Bakar mısınız? Salçalı sunum. Ekmek. Salçalı köyün ekmek, olmazsa ekmek olmazsa olalı. Böyle bir şey görmedi gerçekten. Hayır, severek yapıyor. Severek. Yani bir ekmeğe salçalı süremiyorsan artık. Canım ben orada börekleri yaparken o da salçayı sürdü tabii. Yani. Seninki sürmüyor herhalde. Üç ucundan tutmak lazım. Gerek yok. Bravo, ben yediriyorum, yediriyorum direkt. Aa, maşallah. Sen de aynı performansı ben direkt yapıyorum. Hemen ikram ediyorum. İçeri değmiyor. Çatala bıçağıyla değmiyor. Direkt ben ağzına tutuyorum. O zaman ben o zaman beyefendiler servis yapsınlar bakayım evet. Hanımlarına da görelim. Bir nezaket, bir letafet. Böyle hanımınıza bir yedirin. İkramda bulunun, bir şey yapın. Bak salçayı sürmüş, yetmemiş. Hangisi? Üstüne kekik serpin. Evet. Çocukcağız koymuş masaya. Aynen. Ay hadi afiyet olsun. Ben o yüzden çok şanslıyım Aslı abla. Benim eşim hep bana kendisi yedir. Gerçekten. Bir göster. Benim yemediğim belli değil mi? Yememiş, yedirmiş, içmemiş, içirmiş. Allah'tan giydirmemiş. Neyse, o zaman yedir de bir görelim. Evet. Hadi. Ne istersin canım? Sen ne istersin? Şöyle. Hadi bakalım. Varaklı varaklı. Sen ne istersin? Şu ne canım? Sen cheesecake'i bence servis et. Bu ne? Hep yaparsın onu. Bugün de sen yap istiyorum. Ay maşallah. Maşallah. Allah verdi. Uçak. Ağzı açık. Yok. Evet.
Kızım versene dalgamı geçiyorsun. Tamam al, hayır, tamam yemiyorum. Haklısın. Hayır, al, yemiyorum. Al tamam. Hayır yemiyorum. Hayır yemiyorum. Aferin, aferin. Tamam. Güzel. Sen ne yapıyorsun? Ne arıyorsun Mehmet'e? Bıçak arıyor. Komut geldi Seçil'den. Dedi ki kek, cheesecake'i kes dedi dedi. Kesin de bir duygusallığını görelim bakalım. Evet, kes. Bunu da kes artık. Var da aslında. Şey, Sümeyye arkadaşım. Yok, Sümeyye'nin arkasında. Herhalde şöyle fıt diye kesiliyor. Hayır, o değil Aslı Hanım burada. Sümeyye'nin arkasında. Tamam, Sümeyye verin işte. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Onu kim beğenmişti? Çetin mi istiyordu? Serdar beğenmişti. İyice kes o. Ha, kesti, evet. Vallahi kesti. Bakayım. Aslan damat. Bıçağı da buldum. Benim vallahi damatlarım da birer tane. Tabağı uzatalım derseniz. Tabağı uzatın. Egold olacak tabii. Heh. Nasıl olacak? Serdar kardeşim canı istemişti damadımın. Başka isteyen var mı? Başka isteyen var mı? Şu duygusallığı ben de hissedebilir miyim? Evet, tabii. Duygusallığı ben de hissedebilirim. Sana en güzel yerine bak. Ne alıyorsun? Cheesecake mi? Mehmet Ali, kendini tanımla bakayım. Romantik misin? Sağ ol. Yani herkes kendine göre romantiktir. Valla bence romantik görünüyorsun ya, gerçekten. Tabii yerine göre romantiklik yapıyoruz. Bravo. Ama yerine göre. Yerin. Siz? Ben de aynı, yerine göre aslında. Ben bayağı romantiyim. Mesela bir örnek versene. Ama romantiklik yaparım yani genellikle. Mesela sabah işe gider, bana uzun bir mesaj atar. Ne diyorsun? Tabii. Evet. Mesela tamam. Eski çalıştığımız yerde... akşamdan alırım ben. Sabah yüzü gülsün diye burada şeyini bırakmıştım masasını. Ayda 2-3 kere çiçek alıyordum. Çocuk oldu, çiçek yüzü görmüyor. Dün geldi mi çiçeğin? Geldi. Dün geldi Allah. Aynen, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Kağıdı da mı kestin? Vallahi kestim. Tamam, çok fazla romantik oldun sen. Yeter artık. Ortalığı dağıttı biraz ama. Tamam, onu kime? Servis konusunda dur, çok tecrübe değilsin. Dur, geldim ben sana. Al. Al kardeşim, al damadım benim. Sihir var damat. Onun böyle. Aferin. Yani kimin şey... abisi? Kimin abisi herhalde? Kimin kocası? Aynen. Kimin kocası kısa bu? Bu benim kocam. Benim direğim. Yok ben. Otur otur, sen de ye bakayım şu taraf ne oluyor? Vallahi ben verdim, yemedi. Aa! Kabul etmedi. Kızım, o salçalı ekmek istiyor bence. Onun nazını yapıyor. Vereyim mi? Alayım. Bak, hemen veriyorum. Ben içli köfte seviyordum, ondan uzattım. İstemiyorum dedi. Allah, niye böyle? Bak, bak, bak. Aferin. Bir uzatabilecek damadım misin bana ya? Neslihan gelinime yediriyor. Aslanım zaten evde sürekli eşim bana bir şeyler yedirmeye çalışıyor. Sürekli böyle, hadi bakayım. Yani ben zayıf gibi olduğum için, yani bilmiyorum, genetik sanırım, yani hep zayıfım. Ay maşallah. Ama maşallah. Sürekli kendi yemediği şeyleri, yediği şeyleri sürekli bana yedir. Afiyet, bal şeker olsun, bir tanem benim. Yarası da. Afiyet, bal şeker olsun, löp löp et olsun kardeşim. Et olmasın. Olsun ya. Yani olsun, malum ama adam balık et mi seviyor demek ki. Tabii ki. Vitaminsiz olup da hasta olacağına etli olsun, vitaminli olsun. Evet, kesinlikle. Yani. Ay şu çeşitlere bakar mısınız? Bak bak, şurada da bir şeyler bizim var. Bizim görmediğimiz daha çok şey var. Bak evet, orada içli köfte var. Evet. Burada açma alayım var. Bir tane ondan. Şurada bir şey var, şurada salata var. Gerçekten epey yorulmuşsunuz. Afiyet olsun. Ben şu evet, helvasının tadına bakmak hemen istiyorum. Ben de helvası istiyorum. Tamam, yok, hemen veriyorum. Bir tane alayım ben. Gel, ben de sana hizmet edeyim, gel. Bu süt helvasının üstü yanığı mı makbul? Evet. Tabii. Seçin. Bir de alabilir miyim? Yani normal şartlarda bunun daha şey olması lazım. Al. Hmm. Ama biraz donduğu için aynen, sıvı olması lazım. Çok güzel. Ben de alabilir miyim? Tabii ki. Hem de sen... Reçel mi yapmıştın, turşu mu? Teşekkür ederim. Turşu yaptık aslanım. Bence onları kesin denet, şu lokumlarla bir tadın yani. Valla damatlarıma çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadınız. Ben teşekkür ederim. Eşlerinize sürpriz yapmak istedim. Sağ olun, beni kırmayıp geldiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Eşlerimizle yaptığı sürpriz de çok güzeldi. Buradan Seçil'e de ağırladığı için teşekkür ediyorum. Aslanıma da teşekkür ediyorum. Yani damatlarım masamda oluşu gerçekten çok güzeldi. Hani benim açımdan çok güzel bir anı olarak kaldı. Ve hiçbir şey bilmeyerek yorum yapmaları gerçekten inanılmaz güzeldi. Yani gelinler şans diyor ama madem şans, onlar da ağırlasın 11 kişiyi bir masada. Aynı sunumluklarla güzel böyle takım halinde, uyum içinde ağırlasınlar. Ben de göreyim. Ve damatlarıma çok çok teşekkürler ediyorum. Size burada veda ediyoruz.
Ve sizin sürprizinize doğru yukarı çıkıyoruz gelinlerle birlikte. Hadi bakalım yukarıda ne var acaba? Sürprizler bitmiyordu. Evet, bizde sürpriz bitmez aslanım. Öyle mi? Bundan sonra başka bir düşündüğün sürpriz yok umarım artık. Var mı? Devamı reklamlardan sonra. Güzel, güzel, güzel. Valla ne güzel sesler böyle. Yani kendimizi birdenbire Urfa'da hissettik. Evet. Ay ne güzel oldu Urfa, Mardin. Değil mi? Çok güzel oldu valla. Sesinize, nefesinize sağlık. Çok da güzel çaldınız. Ve Nevra'cığım, evet, ay tamam. Benim güzeller güzeli gelinim de geldi, sürpriz evet. Yaptı. Abisine ve gelinine sen de destek için evet, buradasın. Evet, destek için buradayım. Alt komşu gibi. Zaten. Arkalarında. Vallahi ben seslendim. Nevra, Nevra dedim, neredesin? Buradayım. O da uçtu geldi, sağ olsun. Geldim. Çok teşekkür ederiz. Çiğ köfteler yoğrulmuş. Evet. Ne diyorsunuz gelinler? Güzel değil mi? Beğendiniz mi? Evet, çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Çiğ köftenin tadına daha bakmadık ama. O zaman oldu mu? Tamam mıdır? Tamamdır. Ya aynen. Artık ikram edebiliriz aslında. Hadi o zaman siz şöyle tamam. Bir ikramda bunun yanına salatalık turşu, evet. Limon. Kızlar nane, bakın roka. Ellerimle hazırlıyorum. Teşekkür vallahi. Ederim. Ona teşekkür göre ederim. Kıymetimi bilin. Evet. O muhteşem masadan sonra aynen. Bir de üstüne çiğ köfte. Tamam oldu yani gerçekten. Aslanım. Efendim. Çiğ köftenin olup olmadığını anlamak için tavana atalım mı? Bence de. Atalım. Evet. Atabiliriz, hiç sıkıntı yok. Damat bilir. Atalım mı tavana? Şöyle bir böyle atabiliriz, bir kendini yok. Böyle bir şey yap, bir şey. Yapışır. Yaptın mı? Ben iddialıyım. Yapışmazsa. Yapışmazsa. Oh, bir daha at. Bir daha at. Sağdım sıkı. Oh. Orayı keselim.
diyor ki Kemancımız orayı keselim. Keselim orayı diyor. Montaj mı yaparız? Yok bizde her şey gerçek. Öyle mi? Tabii. Ne diyorsun? Güveniyor musun geline? Güveniyorum. Alır. Alır mı diyorsun? Alır. Vay be. Alırım dediysem alırım aslında. Ya alırım. Güveniyorum. Alırım. Nasıl yani alırım dediyse alırım. Abim abim yani. Daha bakayım, ne olsun? Bak bakayım. Bizim seçim gelinin gözlerini gördünüz mü? Vallahi gördünüz alırım mı demiş. Alır. Eşini almış. Kızlar ne diyorsunuz? Sonra konuşalım diyorum. Öyle mi? Bu ambiyansı bozmayalım evet. diyorsun. Ben söyleyeceğimi söyledim artık. Ne anlarsanız bilemiyorum. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben de o zaman bir şey söyleyeceğim. Buraya Urfa'yı taşıdınız ya. Bu ambiyansla, fınarla, sesinizle, nefesinizle. Çiğ köfteyle, evet. Vallahi Bursa'da bugün böyle bir Urfa havasını yaşattınız. Bir gittik, geldik. Bak şimdi düğüne gidiyoruz. Bir de ilişki testimiz var. Mehmet Ali. Bak bu kadar şey yaptı Aslı Hanım. Eğer bilemezse, onu geçemezse bunların hepsini yok sayıyorum yani. Ne diyorsun? Öyle. Tamam. Masa gider, çiğ köfte gider, üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Yapacağız inşallah. Yapacağız inşallah. İnşallah. Ben seni göndereceğim, sen çok yoruldun. İşe giderken sağa çekersin arabayı bir telefonda biz yaparız o testi. Yaparız inşallah. Hadi bakalım düğüne gidiyoruz efendim. Allah o güzel çiğ köftenin üstüne çok güzel bir çay gider. Evet, evet aslında. Yani arkadaşlara evet, da çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel. Size de çok teşekkür ederiz aslan. Evet aslında dolu dolu bir gün geçirdik gerçekten. Vallahi, çok eğlendik, çok yani güzeldi. Yani sürprizime eşlik ettin, desteklediğin evet. için Seçil'cim. Yani hani 6 kişilik masa yerine 12 kişilik masa benim kurdu. Benim için de değişiklik oldu. Güzel yani oldu. Çok güzel oldu. Gelen beylere de teşekkür ederiz Aslı Hanım. Eşlerini kırmadılar, sizi sağ kırmadılar. Kırmadılar. Evet, yani güzel oldu. Size çok aşıklar. İşlerini bıraktılar, geldiler. Evet, hepsini de çok sevdim. Valla aferin, akıllı kızlarsınız. Güzel damat seçmişsiniz. Evet. Tebrik ediyorum sizi. Şimdi Seçil'cim, evet, Mehmet Ali'yi gördük, tanıdık. Evet. İlişki testi yapacağız az sonra, arayacağız onu telefonla. Fakat sen nerede tanıştın? Kaç yaşında tanıdın? Nasıl başladı sizin ilişkiniz ve sonra evliliğe dönüştü? Şöyle Aslı Hanım, biliyorsunuz ben köyde yaşıyorum. Mehmet Ali de zaten aynı köyden. Hani bir tanışıklığımız var, arkadaşlığımız var. Ha. Top koşturmuşluğumuz var. Ay, çok öyle güzel. Söyleyeyim okulda. Aynı okuldaydınız da. Tabii tabii. Yani o son sınıftayken ben 4'e 5'e gidiyordum. Yani küçüktüm. Ya, çok bu köyde herkes birbirini tanıyor mu? Tanıyor. Evet tanıyor. Yani çok fazla yabancı yok köyde. Hani aha. gelin olarak da yok. Hani kız da çıkmaz. Peki sizin böyle ilk karşılaşmanız hani ne oldu, ne hissettiniz? Yani zaten dediğim gibi çok küçük yaştaydık. O zamanlar hani aşk meşk pek değil de. İşte, selam merhaba canım dedi. Merhaba canım dedi. Sen ne dedin? Merhaba canım dedi. Ya zaten tanışıklık yani. Olduğu için Allah Allah dedim ya bu çocuk bana neden mesaj atıyor dedim. Durup merhaba diyor. Dedim. Ama bir insan neden durup dururken merhaba desin? Yaşça büyük. Yani o bir işte yani şey olarak bu durumu değil de böyle bir sıcaklık aynen, mı hissettiniz? Aynen kesinlikle. Kafa yapılarımız çok girdi bizim. Arkadaş yani gibi bile. Aslında evet. Aynen. Samimi kesinlikle. Bir arkadaşlık gibi başlıyor biliyor musun? Evet kesinlikle. Zaten bir sürü öyle devam ettik. Yani bu şekilde arkadaşlık ettik. Ondan sonra hani istemem, sözüm, nişanım ve düğünüm oldu. Kaç yaşında istediler seni? 18 yaşındaydım. Ay peki aileler nasıl karşıladı? Yani ilk hesapta tabii ki yaşlarımız küçüktü. Tabii 18 de olsa artık bu zaman için evet. hani 18 yaş çok küçük tabii ki. Evet. Tahsil hayatınız var tabii vesaire. Ama köyde olunca da biraz erken oluyor her şey. Hmm. Yani ister peki, istemez. Peki aileler de birbirini tanıyor muydu? Tanıyordu. Anlaşma da. Oldu. Hepsi her konuda oldu çok şükür. Hani çok hiçbir şekilde pürüz çıkmadı. Çok şükür. Her şey istediğimiz gibi oldu. İstediğimiz şekilde ilerledi. Baştan istemem oldu. Geldiler ilk baştan bizde kadınlar gelir. Bir toplaşılır, oturulur. Mevzu açılır. Ondan sonra bir gün belirlenir ve erkeklerle, büyüklerle gelir. Hani amcalarla, dedelerle falan. Benim tarafımın büyükleri, onun Mehmet Ali'nin tarafının büyükleri toplandı. Atıyorum bir hafta içerisinde geldiler. Büyük bir isteme oldu. İstemeden de yaklaşık 3-4 ay sonra hani söz günü kesildi. Söz ve istemeyi ayrı yaptık. Orada da yine bizim adetlerde işte söz götürme denir, söz getirme denir. Bohçalar, bohça. Aynen bohçalar aha. hazırlanır. Bu şekilde birbirimize bohçalar getirip götürdük ve daha sonrasından da... Peki sözünü unutma. Hani o bohça yapılırken siz şeye gittiniz mi? Hani alışverişe birlikte mi gidip evet. seçip bohçaları hazırladınız? Aynen.
Yani senin zevkine göre. Tabii tabii. Olur. Yani kayınvaliden ben, eşim, annem hani ve aile, yakınları. Aynen, aile büyük. Görümcen geldi mi mesela? Geldi canım. Tabii ki de. Tabii ki de geldi. Yani bu şekilde aile yakınlarıyla birlikte gidilir, ortak karar verilir. Bizde kız tarafı erkeğe bohça düzer ve ailesine düzer. Aile evet, de. Aile. Evet. Düzdünüz mü Seçil? Yani yanlış hatırlamıyorsam almıştık ya hani kayınvalide, kayınpeder, işte evde kardeş, hani baldız bir şey varsa onlara, hani yanlış hatırlamıyorsam tabii ki. Erkek tarafı da kız tarafına düzer. Yani babaanneye, dedeye varana kadar. Yani şalvarından çemberine kadar, öyle söyleyeyim. Bayağı masraflı olur bizim burada düğünler. Aslında güzel adetler bunlar değil mi? Güzel ama ağır bu köyün. Ama artık yapılmıyor ya, biliyor musunuz? Yani ben 5 hayat pahalılığında evet, artık. Gerçekten. Aynen. Evet gerçekten. Şu an hani bile rafa sadece kalktı. Gelin ve damada yapılıyor. Sadeleştiriliyor biraz daha. Aileleri biz sadeleştirmek diyoruz evet, diyorsun. Peki. Ama böylesi daha iyi aslında. Gerçekten çok peki, masraf oluyor. Mehmet Ali ile birbirini iyi tanıdığınıza inanıyor musunuz? Güveniyor musunuz? Ben güveniyorum. Eşime İlişki de güveniyorum. İlişki testi peki için çalışıldı mı? Çalışıldı. Videosunu da izleyelim. O zaman aransın, damat aransın. Arayalım bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Alo. Aşkım hazır mısın? Aslı Hanım'a veriyorum ilişki testi için. Hazır ve nazırım. Haydi bakalım. Nazırsan tamam. Damat. Buyurun Aslı Hanım. Ay canım benim, ablacığım nasılsın görmeyeli. Çok teşekkürler Aslı Hanım. Ay canım benim, bu arada her şey için sana tekrar teşekkür ediyoruz bugün için. Ne demek, ben teşekkür güzel ederim. Güzel sürprizlerin için valla canım kardeşim benim. Şimdi seni sessize alıyorum, önce eşin ardından sana sorularım var, okey? Okey. Hadi bakalım. İlk sorum geliyor. Hadi bakalım. Mehmet Ali hangi mevsimi sever? Mehmet Ali... Yazı sever. Yazı, kışı, baharı. Yani baharı da sevebilir, bilmiyorum çok. Ne der şimdi? Dur, kafanı karıştırma. Bahar demek istedim. Ben de aynı şekilde sorayım, kafası karışmasın çünkü. Evet. Mehmet Ali'cim. Evet Aslı Hanım. Hangi mevsimi seversin? Yazı, kışı, baharı. Hangisi seversin şarkıdaki gibi? Kışı severim Aslı Hanım. Aa, yaz bile demedim. Peki, eşin? Kart mı kullanır yoksa nakit kullanmayı mı sever? Kart mı nakit mi? Kart kullanır aslında. Peki. Mehmet Ali'cim. Mehmet Ali. Ses gitti. Evet dinliyorum aslında. Ha, oradasın. Şimdi nakit para mı yoksa kart kullanmayı mı tercih edersin? Kart kullanmayı tercih ederim. Bravo. Bravo. Bu da doğru. Sessize aldık. Sizin evliliğinizde en konuşkan taraf hanginiz? Benim sanırım. Benim. Peki. Mehmet Ali'cim. Buyurun. Sizin evliliğinizde, ilişkinizde en konuşkan taraf sen misin yoksa Seçil mi? Seçil. Evet. Evet, bildi. Alışverişte kim daha iyi pazarlık yapar? Hadi bakalım. Sen mi Mehmet Ali mi? Ben yaparım Aslı Hanım. Hı. Ben bayağı pazarlıkçıyımdır ama onu biliyorum. Genelde bilmiyorum. Sen kadınlar mı pazarlıkçı? Evet. Genelde biz birlikte alışverişe çıkmadığımız için. Bilmiyor bence. Çünkü çıktığımızda bir çatışıyoruz. Dur bakalım. Tamam, belki bilir. Ben pazarlıkçıyım diyorsun. Tamam. Hadi bakalım. Mehmet Ali'cim. Evet Aslı Hanım. Alışverişte en iyi pazarlığı sen mi yaparsın yoksa Seçil mi yapar? Kim daha pazarlıkçı? Ben yapmam Aslı Hanım. Seçil yapar. Yani ben doğru cevap. Bu neyse verir yani. Kuruşu kuruşuna kırmamak için. Ay kıyamam ya. Peki Mehmet Ali'nin yaptığı en iyi yemek ne? Ay hep her şeyi çok güzel yapıyor. Yapma ya. Vallahi çok güzel yapıyor. Şu an neyi söyleyeceğim bile. En iyi ne yapar yani? Tık ilk aklına gelen doğru cevaptır. Her zaman. Ya ama yemekten ziyade atıştırmalık da geçer mi mesela? Hani yiyecek. Hani tostu yiyelim. Çok güzel yapar mesela. Öyle mi? Evet, bayağı güzel yapar. Peki. Mehmet Ali kardeşim. Evet aslanım. En iyi yaptığın yiyecek ne? Sucuklu yumurta. Obama ya. Ya ben senin gece yarısı bile kaldırıp tost yaptırmıyorum muyum Allah aşkına? Sucukla alakalı ya, o yüzden. Ya tabii canım. Hani ekmeği nerede bunun? Ya. Ay ay. Dur bakalım. Ha. Peki. Çocuğunuzun doğum tarihini sorsam. Mehmet Ali de bunu bilir mi? Bilir. Söyle bakayım. 16 Şubat 2022. Mehmet Ali. Evet Aslı Hanım. Çocuğunuzun Allah bağışlasın doğum tarihini rica ediyorum. 16 Şubat 2022. Evet.
Yani bunu da bil ama ya. Ya bildi çocuk sen evet, de ha. Allah size bağışlasın evladınızı. Peki bayramda ilk kimin ailesine gidersiniz? Kayınvalidemlere gideriz. Bayramda ilk kimin ailesine gidersiniz? Benim. Evet. Doğru. Ve son soru geliyor. Bekle, hatta kal Mehmet Ali. Eşinin burcu ne? Akrep. Ay. İllallah yani akrepten. Niye? Ay yok Aslı Hanım ya. Ha, neyi beğenmiyorsun akrebin? Ya çok ne bileyim şey, bencil bence akrepler. Kocan. Ben de akrebim. Yok. Ya ama ne bileyim Aslı Hanım şey, sürekli ben demeyi. Öyle mi diyor Mehmet Ali? Ben demez ama benim bildiğim der. Benim aldığım daha güzel. Benim giydiğim, benim yaptığım, benim yediğim ben der yani. Mehmet Ali kardeşim. Burcunuz ne? Akrep. Evet. Veriyorum hanımını Mehmet Ali'cim. Çok sevgiler kardeşim. Ah. Teşekkürler aslanım. Bundan sonra beni kışın eve sokmuyorsun. Sürekli gezdiriyorsun ona göre. Haberin olsun. Kışı çok seviyorum ona göre. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Evet, evet ne yapalım sağlık olsun. Hayırlısı. Bugün de olmadı bakalım yarın aynen ne olacak. Ya. Neslihan çalışın çalışın. Çalışıyoruz. Bu düğün mü? Evet kınam aslanım. Düğün mü kına mı? Kına bu. Biz beyaz de ama gelinlik giyimi gelinlik giyilir. Aa, evet. Ayrı bir düğün olmuyor çünkü. Hani peki ekstra. Düğünde ne giyiyorsun? Kınalık düğün olmuyor, olmuyor canım benim bak. Gelin burada almam. Köy düğünü şöyle oluyor. Aslanım iki gün oluyor. İki gün? Aynen. Ne oluyor bu iki günde? Birinci günde kadınlara kına oluyor. Kadınlara. Aynen kadınlara kına oluyor. Tamam. İkinci günde gelin alma oluyor. Ha. Yani davullar, zurnalar gelin alma oluyor. Ve bir daha düğün olmuyor. Hani erkeklerle kına. Peki bu ilk gün mü? Evet. Bu aynen ilk gün kızlarla. Peki takı faslı ne zaman oluyor sen onu alma? Takı faslı ilk girişte oluyor aslanım. Birinci gün mü? Aynen kınada oluyor. Kınada. Her şey kınada kadın oluyor. Mı takıyor? Kadın takıyor. Damada kadınlar. Da damat tıraşı yapıyorlar. O sırada takılıyor takısı arkadaşları tarafından. Siz şimdi burada oynarken, eğlenirken evet. Damat bey de tıraş oluyor. Yok hayır, damat. Gündüz. Damat bey de şu an eğleniyor aslında. Davullar var gece. Mesela çay bahçesi vardı. Orada davul tamam. Tutmuşlardı. Orada davullarla onlar da eğleniyordu yani. Peki, yani orada. Şey oluyor aslında. Kadınlar ayrı bir yerde eğleniyor. Evet, erkekler ayrı aynen, bir yerde aynen, eğleniyor. Aynen. Peki canım söyle. Mekanın fiyatın... Hay vallahi sor. Ne mekan 5 yıl önce 250-300 TL falandı yani. Peki evet. Gelinliğini ne kadar aldınız? Gelinliğimi 3500 TL'ye diktirdim. Diktirdin yani senin aynen, kiralık benim. Değil. Aa, yok kiralık değil. Peki kınalık da giydin mi? Giydim. Bir tane Arnavut kıyafeti giydim. Bir tane Arnavut de... Arnavut kıyafeti neden giydin? Çok hoşuma gitmişti. Giydim. Aha. Sonrasında da bindallı giydim. Kırmızı bindallı. Arnavut kıyafetleri peki çok kiralı ağır aldım. Oluyor. Onları özel diktiriyorlar. Evet, sana da evet. Özel diktirildi mi yoksa kiraladınız mı? Yok canım kiraladığım yerden. Kaftanımı kiraladığım yerden kiraladım onu da. Anladım. Hı. Neden herkes şalvarla? Şalvarlarla oynayanlar benim arkadaşlarım. Ve ben arkadaşlarıma hani bu şekilde şalvar yaptım. Ki bunu her gelin yapar genelde. Bu gösterdiğimde giy. Giydiğimde Arnavut kıyafeti. Evet. Köylerde oluyor genelde davetiye yollanırken. Ederim. Ama keşke kendinize, kendi yörenize ait bir kıyafet giyseydin. Arnavut zaten değil de. Zaten buranın yöresi o. Hayır, Arnavut kıyafeti giydim diyor ya. Hani mesela bize o gösterdiğin esbab evet. Çeyizinde onu giyseydin. Yani ne bileyim zamanla her şey aslında yenileniyor ya. Mesela şimdiki aklım olsa türbanımı, kıyafetimi, gelinliğimi çok çok farklı bir şekilde yapardım. Evet. Topuzun biraz yüksek evet, olmuş. Aynen, kuaföre ne evet, kadar ödediniz acaba? Kuaförü inanın bilmiyorum. Çünkü bizde erkek tarafı öder kuaförü. Evet. Hani yanında da birilerini hatırlamıyorum tabii ki. Takı ne kadar oldu? Takı yani bir hepsinin toplamı 200 bin falandı. 5 sene öncesi gayet. Bütün köy altın taktı herhalde. Yani genelde evet takarlar çünkü. Ne takıyorlar? Köyde herkes birbiriyle tam mı çeyrek mi nasıl çeyrek oluyor? Aslında, tam nereye? Şimdi mesela bunu kim taktı? Bunu tabii ki de eşim ve ailesi. Hepsi eşimin ailesinden kalma. Maşallah. Şunlardan annemler de yaptı. Bunları kim taktı? Bunların da hepsini kayınvalidemle kayınpederim. Ay, yani bütün takıları onlara ait. Sonrasında da biz eşimle çalışıp bunları yaptık. İşte şunları yaptık. Şu beşlileri eşimle birlikte çalışıp yaptık maşallah yani. İncisi de çok güzel. İncim eskilerden kalma. Bu Trabzon değil ama değişik. Hasır mı diyorlar buna? Ne diyorlar bunlara? Şu kırma bilezik Aslı'nın. Bursa'nın kırması bu. Kırma. Bunu da yine eşimle çalışıp ikimiz birlikte ay canım yaptık. Benim. Güle güle iyi günlerde İnşallah. Kullan. İnşallah. Peki balayına nereye gittiniz? Balayına Antalya'ya gittik. Güzeldi yani. Ama şöyle bir şey oldu balayına.
tam evlendiğimiz tarihte gitmedik. Nisan ayında evlendik. Ondan sonra birkaç arkadaşımızla böyle toplaşıp balayı gibi değildi. Hani normal tatile gidiyormuş gibi yaptık. Eğlendin mi sen olsa öyle? Çok güzeldi gerçekten ki o zamandan bu yana da her sene o arkadaşlarımızla gideriz tatile. Aynen. Peki baş başa tatile gitmediniz mi hiç? Her sene gidiyoruz canım. Ben zaten arkadaşlarımla gidiyoruz dediniz ya. Hayır. Yani arkadaşlarımla ayrı, eşimle ayrı gidiyorum. Ben diyorum ki artık sözü fazla uzatmayalım. Puanlamaya geçelim mi? Geçelim. Hazır mıyız? Evet. Hazırız. Puanlamadayız. Yani çok hazırlandım, çok emek verdim ve 5 puanı hak ettiğimi düşünüyorum. Benim sana puanım... Bu kadar eleştiri yaptıktan sonra daha yüksek bir puan verseydim gerçekten hani vicdan olarak rahat etmezdim. Kahve sunumunu beğendin, masamı ne bileyim yani hiç mi beğenmedin? Yani gerçekten bu puanı hak ettiğini düşünüyorum. Sana hitap edip etmemesi beni ilgilendirmez. Ben bir uyum göremedim. Kendine göre döşe. Tamam, ben bir uyum göremedim. Benim sana puanım... Bence tutarlı bir puan oldu. Bence olmadı. Az sonra... Seçilciğim, her şey için sana çok teşekkürler ediyorum. Rica ederim aslanım. Peki sana da soruyorum. Tabii. Kaç buyurun. Bekliyorsun? Yani çok hazırlandım. Çok emek verdim ve 5 puanı hak ettiğimi düşünüyorum. Hani hem evimle hem ne bileyim çeyizimle hem yaptığımız sürprizlerle yani bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Gelinler de bunları mutlaka göz önünde İnşallah. Bulundurmuşlardır diye yani. Düşünüyorum ben de. Bakalım göreceğiz. Bakalım o zaman. Aynen, açalım. Peki Neslihan'cığım hemen sağındasın. Yarın da zaten sendeyiz. Evet. Önce sebepleri duyalım. Ben evde genelde goldlar bana hitap ediyor zaten. Benim evimde de goldları göreceksiniz. Hı-hı. Bazı şeyler çok yoğun olsa da yine de bütünlüğü bozmamış. Ben beğendim genel olarak. Birkaç parçayı beğenmediğimi söylemiştim. Mutfaktaki masasını, tezgahını, mutfağına tam olarak uymadığını söylemiştim. Tezgahımı çok beğendin. Tezgahını masanla uyduramadım. Tamam. İkisinin alakasız olduğunu söylemiştim. Yani mutfağın genelde böyle daha şık, ferah duruyor ama tezgahım ve masan... Tek masa mı yani? Yani onlar ikisi birbirine uyumsuzdu. Yok, o sormak yüzden... için soruyorum yani. Evet. Tamam. O şekilde düşünüyorum. Yani bugün çok güzel geçti. Gerçekten ben çok eğlendim. Çok verim aldım yani bugünden. Güzel emekler vermiş. Masası da çok güzeldi. Yani çok uyumluydu. Her şey birbirinin uyumu içindeydi masada. Peki. Ben onu da çok beğendim. Bitti mi? Evet, bitti. Güzel yorumlar yaptın. Evet. Umarım vallahi puana da yansımıştır. Bir İnşallah. Bir tek mutfak masasını anladım ben kötü. Evet. Dur bakalım. Görelim o zaman puanı. Yani hem mutfak masası hem de bazı detayların... Ufak tefek. Yani ufak tefek tamam. detayları söyledim zaten. Puanı merak ediyorum Nesli. Oldu. Ben de. Puanını görelim. Benim sana puanım 4. Umarım memnun olursun puanımdan. Dün Beyza Hanım'ın, Beyza arkadaşımızın evinde birçok şeyi beğenmedik. Yani ikimizin de gold sevdiğini az buçuk tahmin ettim şu an söylediklerinden kaynaklı. Beyza'yı bile beğenmemişken, evini birçok şeyini beğenmemişken 3 verip benim her şeyimi beğenip 4 vermesi. Yani sadece ufak tefek detaylardan bir puan neden kırdın? Aslında ben bu puanı verirken çok düşündüm. Hı hı. Yani daha düşük bir puan verecekken pişmanlık yaşamamak için, haksızlık yapmamak için, senin emeklerine, bize yaptığın sürprizlere, bunlar için sana 4 puan vermek istedim. Yani gerçekten bu puanı hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü diğer arkadaşlarımızın evlerini daha görmedim. Belki onların evinde daha güzel şeyler göreceğiz. Yani onların gününde de ona yüksek puan verirsin. Bugün benim günüm ve bana yüksek vermen gerekiyordu bence. Tereddütte kaldın mı? Evet, tereddütte kaldım. Çünkü aslında yani daha... Yani 5 ve 4 arasında mı? Hayır, 3 ile 4 arasında kaldım. Yani dün verilen kaldım. Emekle sence bugünkü emek 1 mi peki? Neyi kıyasladın şu an? Yani en başta ben sizin eşlerinizi de ağırladım. Ve tamam, sen 6 kişilik yani. Bir sofra kurdun, ben 12 kişilik bir sofra kurdum. Emek en başta bu. Ona bakıyorsam 11. Hepimiz emek kişilik. Veriyoruz, hepimiz aynı hazırlıkları yapıyoruz. Aynen kişi öyle. Sayısı önemli değil burada, ben ona bakmıyorum. Ama masa düzenindeki bütün detayların aynı şekilde dizayn edilmesi. Yanlış anlama, bence kişi sayısı da önemli. Bence de çok Şimdi çok 3-5 önemli. Şimdi 3-5 kişiyi ağırlarken verdiğiniz emekle. Evet. Yani bir 10 kişi, 15 kişi ağırladığınız emek aynı mı hanımlar? Ama şöyle de bir şey var, benim günüme denk
denk gelmiş olsaydı bu, ben de yapacaktım. Evet yani. Bu onun şansı. Bu da onun göz önünde bulundurulması gereken bir şey olacaktı bence, değil mi? Zaten bugün onda olması bence ona ekstra bir şey katıyor bence. Bence çünkü katmamış. Güzel bir bize karşılamaları, işte sürprizleri, bunlar sana ekstra puan kattığı için şu an 4 puan aldın zaten. Şey demiştin hani, Ayşegül dün hani ben bir üzüldüm, aslında 4 verecektim. Keşke 4 verseydim, 3 vermeseydim gibi bir şey söylemişti değil mi? 3 ile 4'ün arasına gidip gelmiştim. Evet. Peki de emin misin? Hani kaç puan verirdin? 4 yapardım. Hmm. Şimdi ne oldu? Bir dahaki haftaki yorum yani 1 puan bile beni geri yattı şu an. Onun yaşadığı pişmanlığı sen yaşamak istemedin. Yaşamak istemedim. Beyza'nın eviyle aynı kıyasta değil bu ev çünkü. Bu ev daha çok bana hitap ediyor. Daha çok beğendiğim şeyler var. O yüzden 4 vermek istedim. Tamam ablacığım. O zaman Ayşegül senle devam edelim. Tabii aslanım. Sebeplerini duyalım önce. Öncelikle beğenmediğim birçok nokta oldu. Bunu zaten dile getirdim. Yatak odası olsun, burası olsun. Ama beğenmedim demedin. Sadece gold çok fazla. Kralı söyledim dedin, ama. Kral mı dedin, bir şey dedin. Ama ben gold fazla sana hitap etmesi zaten önemli değil aşkım. Burası benim evim. Tamam senin evin ama biz buraya uyum geliyoruz. Uyum var mı yani? Biz önemli yorumlamak için geliyoruz. Tamam buraya. Da uyum var mı? Sana hitap edip etmemesi beni ilgilendirmez. Ben bir uyum göremedim. Kendine göre döşe. Tamam ben bir uyum göremedim. Çünkü 3 farklı duvar kağıdı yatak var. Yatak odasından buraya geçtin sen bence kendin. Ama her, yani hayır her yeri tamam, yorumluyorum. Tamam da şu an yatak odasından bahsediyorum. Tamam yatak odasını da beğenmediğimi söyledim zaten. Kraliçe Elizabeth'in yatak odasına girmiş tamam, gibiydik. Tamam bu benim tarzım. Mobilyaların. Tamam senin tarzın olabilir. Biz de buraya yorumlamaya geldik. Ve ben de yorumumu söyledim. Ya sen de, ama tamamen kişisel eleştiriyorsun. O yüzden ben beğenmedim diyorsun. Tamam ben de diyorum ki neden beğenmedin? Hani ama benim kulbu mu olmamış? Ne bileyim yatak başının rengi mi olmamış? Dolap deseni mi? Soruyor. Neden yani? Sen de söyle ablacığım. Bu çok büyük mobilyalardı. Evime kaldırıyor bence. Evet dolabına da söylemiştim han kapısı gibi. Yani benim gözüme hitap etmedi. Önce bir puanlamalı izin verseydin, konuşsaydım. Niye lafımı kesiyorsun? Sen kraliçe misin? Ben de arkadaşımın evinde mesela gümüştü evi. Ama gümüş olmasına rağmen bir uyum vardı odasında. Beğenmeme rağmen verdim puanımı. Sen de beğenmeyebilirsin ama uyum var mı yok mu? Bunu söylemiyorsun. Sadece diyorsun ki hayır ama perdelerin benim tarzım zaten değil. Zaten yorumlarken değil de söyledim. İzleyince göreceksin. Perdelerinde de uyum yakalayamadık. İplerin hani şeydi, çok karışıktı. Onları falan hep söyledik. Burada da dedi mesela fon perden düz olabilirdi. Kırçılı seçmişsin. Düz yapabilirdin dedim. Duvar kağıdına yorumladım. Oradaki tuğlayı arkadaşımız da söyledi. Çiçeklerin uymamış onu söyledik. Benim takıldığım nokta kişisel eleştirme. Yani ben beğenmedim. Puanını görelim evet, mi? Evet görelim. Ben buraya bu kadar yorumun yani, ardından evet, nasıl bir puan gelecek? Yani. Puanı görelim Ayşegül'cüğüm. Benim sana puanım 3. Şöyle söyleyeyim, önce siz konuşmadan. Ben sana eğer 4 verseydim bu kadar eleştiri yaptıktan sonra gerçekten Beyza arkadaşıma yaptı. Bence bu kadar beğenmeyip 3 vermen de bence yani, çok saçma. Arkadaşım da her şeyi beğendi 4 verdi mesela. Yani her şeyi beğendim de demedim ama ben. Ya ama tek takıldığın nokta mutfak ama masası. Ama dün de dediğim gibi küçük yani bak hani şöyle 5'lik bir kararsız tamamen verdi değil. Pişman olduğumu da söyledim sen de ama tek sana tek da konuşun, bu kadar eleştiri yaptıktan sonra daha yüksek bir puan verseydim gerçekten hani vicdan olarak rahat etmez. Ama sence emeğinin karşılığı o mu? Hayır emeğinin yani karşılığı şöyle. Hı. Ben sadece mobilyanı hani evin yorumladıktan sonra tabii ki de bizi karşılaman, eşlerimizi ağırlamış olman, bu kadar sürpriz hazırlaman bunlar için teşekkür ederim. Ama ben buraya evini yorumlamak için ama geldim. Aslı Hanım yatak tamam odasını bunlar, beğenmedi. Bunlar da bir detay o misafir odasını beğenmedi. 3 verdi. Neye 3 verdi? Benim evimi ama söyledim beğendim, ya. Üç verdi. Beğendiklerine 3 verdi. Karşılamasına, sürprizine, eşlerimizi ağırlamasına. Bir mi yani çeyiz hiç yok. O zaman beğendiğin hiçbir nokta yok. Kahve sunumumu beğendin, masamı ne bileyim yani hiç mi beğenmedin? Beğendiklerini söyler misin? Merak ediyor. Karşılamasını beğendim, karşılama. Çeyizini beğendim. Ne? Çeyiz beğendi. Beğendim. Masası? Masasını şöyle hani eşlerimizle birlikte bizi ağırlamasını beğendim. Yoksa hazırladım. Masada hiçbir şeyi beğenmedin. Ama bak anlatıyorum dinler misin? Dinliyorum zaten. Hazırladım. Yani diyorsun ki eşlerimizi ağırlamasını beğendim. Tamam da masada yapılan veya ne bileyim sunulan hiç mi bir şeyi beğendin? Yani hiç mi ama şu an onu söylüyordum zaten. Tamam peki. Hazırladığın her şey yiyecek olarak her şey güzeldi. Eline emeğine sağlık. Masanın şöyle hani sunumlukların bir örnekte hepsi uygundu. Evet ama hani gold sevmediğimi zaten söyledim.
Bu şekilde. Yani yine bir gold sevmiyorum, gold sevmiyorum. Evet, Sümeyye ile devam etmek istiyorum. Önce sebepleri, ardından da puanını görelim canım. Tabii aslanım. Gold bana hitap etmiyor fakat ben kendime göre değil, arkadaşımın zevkine göre hani uyum olmuş mu olmamış mı ona göre güzel. Bir puan verdim. Güzel. Salonu ve yatak odasında birkaç detay söylemiştim zaten hani iyi, uygun olup olmadığını. Öyle bir puan verdim aslanım. Arkadaşımız puandan sonra bir şey söylemek isterse konuşuruz gene. Yorum yapabilirim. Peki, puanını görelim Sümeyye'cim. Görelim aslanım. Arkadaşım, benim sana puanım... 4. Aslında ben seçili arkadaşım 3 puan verecektim Aslı Hanım. Fakat 1 puanı bugüne özel sürprizler, hani ekstra şeyler... için. Evet, onun için 1 puan vermek istedim. 1 puan daha ekledim. 1 puan daha ekledim yani, o yüzden 4 puan verdim. Yalnız yine beğenmedim diyerek 4 verdim. En azından senin gibi beğendim diyerek 4 vermedi. Beğenmeyip de 4 vermesi Sümeyye'nin çok saçmaydı. Peki, Beyza Nur. Evet. Buyurun. Söz sende. Ben genel olarak beğenmediğimi zaten beyan ettim. Halın güzel, sunumuna benim masama laf ettiği kadar vardı o güzelliği sofranın. Çok hani, beğendin yani. Beğendim. Tamam. Sunumunu beğendim. Yani dediğim gibi mutfak, spor mu olsam, klasik mu olsam arasında gidiyordu, geliyordu. Hı hı. Evet, ufak ayrıntılar vardı. Mesela o sarmaşını çok beğendim. Orada da çok güzel belirttim. Çeyizi de güzeldi. Ama sanki benimki kadar fazla değildi seçili. Bilmem. Yani evet, hani, senin de fazlaydı. Ben gerçekten çeyiz konusunda haklı yemek çeyiz konusunda ikinizin de son derece güçlüydü. Evet. Farklı farklı şık şeyler aynen. Vardı. Aynen. Nasıl güzeldi. Mesela hatta orada şey yaptık, espri yaptık. Benim evet. Evime götürelim, senin, benim evimdekini sana getirelim falan diye. Ama dediğim gibi yatak odası, salon. Evet Beyza Nurcuğum, puanını görelim. Benim sana puanım... 3. Bence tutarlı bir puan oldu. Bence olmadı. Ne gibi olmadı? Neden olmadı? Çünkü ben senin evini beğenmemişken bile, yani çoğu detayını de beğenmemişken bile sana 3 puan verdim. Ama sen diyor, ama ben senin bak yemek masanı bile beğenmedim. Yani bunu tamam. Dile getirdim. Sen tamam, diyorsun ben ki... Ben senin sunumunu... Tamam, çeyizi beğendim dedi. Çeyizi beğendim, tamam. Bir de masanı beğendim. Hani tamam. Masalarda ufak ufak şey, o zaman her şeye bir puan vereceksek herkes 4-5 vermesi lazım. Ben arkadaşımızın çoğu şeyini beğenmemişken 3 verdim ama ne bileyim yani bugünü özel ben bayağı emek verdiğimi düşünüyorum ya da ben fazla abartıyorum bilmiyorum. Hani 1 puan da bence bugünü özel Sümeyye gibi emeğime verebilirdin diye düşünüyorum. Şimdi yani, dediğim gibi her şeye bir puan verirsek herkese 4-5 vermek zorundayız. Yani aslında seni bu manada şanslı buluyor zaten Beyza, öyle söylemişti. Ama bu da benim şansım hani, işte. Yani evet, bu sana da gelebilirdi veya arkadaşına evet, gelebilirdi. Herkes bunu yapmak zorundaydı. Zorunda değildi. Yani zorunda dedim. Zorunda değildi. Ben rica edeceğim. Rica ettim bana diyebilirdi ki Aslı Hanım zaten çok telaşım var yapmayalım. Bence ya, diyecek kimse yok burada. Yok bence derler canım ya o kadar. Ya ben demezdim. Evet. Benim için de çok mühim değildi. Evet, yapardım. Toplamda 14 puan aldın gelinlerden. Evet aslında. Şimdi ben senin için puanımı kullanacağım. Seçil gelin bizi inanılmaz enerjik karşıladı. Gelinler pek farkında değil ama tam 11 kişilik masa hazırladı. Bence bu çok özverili, çok güzel bir hareketti. Benim sürprizime o da dahil oldu. Seve seve diğer gelinlerin eşlerini de bugün ağırladı. Ben kendisine ayrıca yeniden teşekkür etmek istiyorum. Masası da oldukça lezzetliydi. Tabii ki Mehmet Ali'nin hakkını yiyemem. Epeyce bir eşine yardımcı olmuştu ve bence çok güzel bir örnek oldu. Yani çeyize bak, 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 bak. O çeyiz bugün bitmezdi yani. Net söylüyorum. O denli dolu bir çeyizdi. Misafirperverliği kamera önünde, arkasında gayet güzeldi. Yapmış oldukları sıra gecesi konsepti. Yani Bursalı olmalarına rağmen çok sevdikleri Urfa'nın o sıra gecesi adetini, çiğ köftesini bir sürpriz yapmak istemişlerdi. Bu bizim hepimizin çok hoşuna gitti. Ben size yavrunuzla birlikte mutluluklar diliyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum Seçil'cim. Sen de cuma günü öğreneceksin benim puanımı. Evet,
hanımlar, hepinizin ellerine, emeklerine sağlık. Her şey için sana ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ederim aslında. Ve yarın neredeyiz Neslihan? Bendeyiz tabii ki de. Senin ev nerede Neslihan? Yeni Bağlar. Bursa'nın neresindensin Neslihan? Ben Bursa'da Yeni Bağlar'da oturuyorum. Yeni Bağlar'a geliyoruz yani. Evet. Hadi bakalım. Hazır mı her şey? Hazır. Heyecan? Yani bir tane. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler, yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, bizimle kalın. Aa, bunlar ne? Elma şekeri. Ay, çocukluğuma gittim ya. Biz bu şekerlerle büyüdük, ya. Evet. Hala yapılıyor mu bunlar? Seyret. Seyret, gör, öğren. Bak şimdi. Bu ne? Çıktı mı? Şunu alayım. Atla adam, Allah bak. Allah, bıçağı da elimden aldım, umarım bugün kavga etmeyiz. Şu an itibariyle bütün stresimi atıyorum. Atıyoruz. Attım stresimi. Fıçılarımı getirdim, yalnız bana öyle hadi hadi diyemezsin arkadaşım. Bunlar sana yolsu olarak döner, bir de ben kuru peçete değil ıslak peçete istedim. Elimizde sadece bu var ama şu an. Perdeleri de beğenmedim. Bence ucuz diye hediye vermiş aslında. Halısı da basit kalmış. Yeter artık ya. Düdüğünü öttürme, kendin konuş yeter.